En iyi benim de az sonra. Merhaba, ben Okan. 31 yaşındayım. Aslen Bolu Mengenliyim. İşletme müdürüyüm. Herkese merhaba. Benim adım Maral. Soyadım Seyidova. Türkmenistan'dan geldim. 26 yaşındayım. 1.70 boyum var. 54 kiloyum. Mutfağa girmeyi çok seviyorum. Yemek yapmaya bayılıyorum zaten. Merhabalar, ben Arzu Subaşı. 24 yaşındayım. Ben sakin gibi görünürüm ama içimde de çılgın bir çocuk vardır. Kız arkadaşımın karakteri güçlü olmalı. Tuttuğunu koparan biri olmalı. Ama aynı zamanda da güzel olmalı. Merhaba, ben Arya Sami. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Beste yazıyorum, şarkı söylüyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için burayı seçtim. Artık yaş geldi. Malum, evlilik de şart. Bir yuva kurmak istiyorum. O yüzden de annemle birlikte katıldık. Adım Piran Gökçe. Okan'ın annesiyim. 56 yaşındayım. Ben Zeynep Bilur Uludağ, 26 yaşındayım. Anaokul öğretmeniyim. Erhan'la anlaşamadık, olmadı. İdmanlıyım artık, öyle söyleyeyim. Daha tecrübeliyim. Hayatımda yeni sayfalar açmak istiyorum. Umarım bu sefer gerçekten olur. Aylık gelirim 4000 TL. Zaman zaman üstüne de çıkıyor tabii ki. ₺7000 kazanması gerek aylık. Asla kıskanmam ya. Romantik olacak bir. Kız arkadaşımın boyu uzun olmalı. Aşk istiyorum ve göreceksiniz bu programda bulacağım hani. Kıskanç olmayacak iki yerine göre. Sarışın, renkli gözlü, uzun boylu. Her dediğimi yapacak. Azıcık tutumlu olsun yani. Para da bizden gidiyor yani. O kadar da değil yani. Elimi sıcak sudan soğuk suya, soğuk sudan sıcak suya. Hatta benim elimi soğuk suya hiç koymasın bile. Bu saydıklarımın üzerine en az aylık geliri 20.000 lira olmalı. Öyle uçuk rakamlar isteyen kızlar hayal dünyasında yaşıyor ya. Ben zaten oğluma gelin istemiyorum. Ben kendime kız istiyorum. Annesiyle eşini ayırabilsin, bu bana yeter. Öyle gelin kaynana gibi olmasın. Arasın, sorsun. Kızlar, en iyi benim. En iyi benim, en iyi benim. Reklamdan hemen sonra. En iyi benim de az sonra. En son flörtüm geçen haftaydı. Hadi canım. Anlaşamadık. Çok yakın değil mi? Yuh yani. Onu da getirseydin. Bir haftada buldu işte. Ona karşı bir şey hissetmediğim için ben de görüşmeyelim dedim. İlişkilerinde hep flört mü yapıyorsun? Flört değil. Evet. Mesela benim en uzun ilişkim 8 ay oldu. Hadi canım sen de. Evet gerçekten. Ben artık aşık olmak istiyorum, o yüzden buraya geldim. Yani aşık olabileceğine inanıyor musun peki burada? Senin kadar inanıyorum. Okan! Okan! Senin için bunlar!
Çılgınım ben, çılgınım. Normal adı Fajito ama İtalyanlar Fajita koymuşlar. Abi gel buraya abi. Böyle 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 böyle. Miyav. Şu kadarını alalım, bu kadarını bırakalım. Böyle 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 böyle. Ay dedin abi. Ay sen mi 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 falan böyle. Bunlar hep bayat abi, ben bunu istemiyorum. Kıskanıyor, kıskanıyor, ediyor falan hep böyle. Abi gel sen de bir halay çekelim vallahi. Allah aşkına gel. Şimdi ben ne okuyayım yani şimdi hemen. Meyve sepetinin içine koyacağız. Baskına. Market yıkılsın. Aa bırakın abi şerif seni, gelin buraya. Param yok, 100 lira param var. Fıyıt fıyıt hadi. Dilim de dönmeye mübarek. Gözlerinin nemine, açık kumral tenine, emir veren dillerine ben aşık oldum. Söz ver hadi bana aşkım, söz ver hadi bana aşkım, söz ver hadi bana aşkım, hep yanımda kal. Az sonra en iyi benimde. Romantizmin doruklarında tutku ve heyecan dolu program En İyi Benim'den bir çarşamba gününe daha merhaba. Damat adayımız Okan haftanın 3. gününde Arya'nın konuğu olacak. Ama ondan önce Arya ile birlikte 4 saat boyunca hummalı bir hazırlık aşaması bizi bekliyor. Dilerseniz vakit yitirmeden gelin adayımızın zilini çalıp heyecan ve tutku dolu saatlere başlayalım. Geldim. Hoş geldiniz. Buyurun. Arya, hoş bulduk. Gelsenize içeri. Enerji saçıyorum şu anda. Size de enerjimi saçmak istiyorum. Nereye geçelim? Salona tabii ki de. Gelin. Merhaba, ben Arya Sermin. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ailem Yalova'da yaşıyor. Burada yalnızım. 7 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çünkü beste yazıyorum, şarkı söylüyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için burayı seçtim. Aslında çok duygusal bir kadınım. Duygusal olmasam bu kadar güzel şarkılar, besteler zaten yazmazdım. Ama aynı zamanda da kıskanç değilim. Kaprisli hiç değilim. Ama çok sinirliyim. Nasıl erkeklerden hoşlanıyor? Ben sarışın, uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Esmerler hiç ilgi alanıma girmiyor. Aynı zamanda da fit vücutlu olsun, ne cılız olsun, ne kilolu olsun hiç hoşlanmam, ilgi alanıma da hiç girmiyor. You say I'm the only one you need. And I know if you leave my heart will bleed. Kız arkadaşımın karakteri güçlü olmalı. Tuttuğunu koparan biri olmalı. Ama aynı zamanda da güzel olmalı. Yanıma yakışmalı. Romantik olacak bir. Kıskanç olmayacak iki, yerine göre. Kıskançlık ve ben. Asla kıskanmam ya. Aslında ben kıskanılırım daha çok. Bana kendimi prensesler gibi hissettirmeli. Sürpriz yapmaya bayılırım. Böyle hiç beklemedik bir zamanda yaparım ki şok olur böyle, şaşırır yani. Nereden geldi bu ya falan der böyle. Mutfağa girmeyi çok seviyorum. Yemek yapmaya bayılıyorum zaten. Benim en büyük hobimdir. Yemekle aram aslında çok iyi ama işime geldi mi yapıyorum. Bir erkek bence ayda 20 bin lira kazanmalı. En az hadi 15 bin olsun. Öyle uçuk rakamlar isteyen kızlar hayal dünyasında yaşıyor ya. Ne öyle 30 bin liralar, 50 bin liralar. CEO muyuz biz kardeşim ya? En iyi benim programına katıldım. Çünkü aradığım aşkı burada bulacağıma gerçekten inanıyorum. Burası benim Şirincik evim.
minicik, kutu gibi, şirin evim. Gerçekten öyle. Çok enerji çok güzel değil mi? Kendimi her zaman eve geldiğimde böyle atıyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyi misin Arya? Evet çok iyiyim, çok enerjiyim. Kapıyı öyle bir açtın ki ne diyeceğimizi bilemedik. Gerçekten evet, ben her zaman şok ediyorum insanları. Şaşırıyorlar, donup kalıyorlar. Bu arada evin çok güzelmiş, bayıldık. Gerçekten evet, eşyaları beğendiniz mi arkadaşlar? Normalde kimse beğenmiyor. Burası benim yasak odam, görmüyor musunuz? Tam olarak ne işle meşgulsün Arya? Arkadaşlar ben ses sanatçısıyım. Aynı zamanda beste yazıyorum. Duyduk ki bizim için de bir şarkı yazmışsın. Evet yazdım. Biraz söyler misin lütfen? Bu akşam sana yemekler yaptım. Giyindim, kuşandım, hiç üşenmedim. Her zaman aşkı bekledim yani. Bugün Okan geldi. Tam saatinde en iyi benim tuzla biber olsam, en iyi benim çok sakar olsam, en iyi benim, en iyi benim, en iyi benim, en iyi benim. Bravo Arya, gönlüne sağlık. Arya ne kadar güzel bir parça böyle. Teşekkür ederiz bir kez daha. Rica ederim. Ne demek? Sesine bir kez daha bayıldık doğrusu. Evet, kadife gibi bir ses tonun olduğunu söyler. Çok kadife. Bir de dövmelerin dikkatimizi çekti. Evet, her tarafımda dövme var. Göbeğimdeki tam bitmedi. O yüzden göstermeyeceğim size ama şöyle birazını gösterebilirim. Çok az böyle açık kapı falan. Oo, Okan'ın annesi bunlara ne diyecek acaba? Aynen, zaten göbeğimi o yüzden saklıyorum. Görmesin. Belki kızar, belki bir şey söyler diye. Peki ya kolundaki dövmeler? İşte kolumda kendi bestemi yazdım. Ben haritaya çizdim özel. Ciddi misin? Kendi bestem mi? Benim kendi bestem. Zaten albüm şu an var. Geçen hafta bitti. Burası çok güzel bir yatak odası. Evet. Koltuklar rahat mı bari? Koltuklar rahat ama oturabilirsiniz. Oturun yani, ayakta kaldınız. Ay ben de nasıl insan şey yapıyorum yani, ağırlıyorum. Yatağının modeline de bayıldık. Evet, yatağın çok şık. Ben öyle çok sadelikten hoşlanırım. Öyle şey falan filan hiç hoşlanmam böyle abartıdan. Bu arada yatak odasına girmişken biraz dedikodu yapalım. Arzu'nun yatak odasında bir buzdolabı olduğunu biliyor musun? Ay evet, gördüm yanlışlıkla. Lavaboya giderken gördüm. Ne kadar kötü, ne kadar kötü. Ya yatak odasında nerede görülmüş dolap olduğu ya? Aa, Arzu bu ne? Buzdolabı. Ay. Senin buzdolabın mutfaktadır umarız. Benim tabii ki de mutfakta. Gidip bakalım mı? Gidip bakalım. Mutfağım çok şirindir. Görmüş olduğunuz gibi çok titizim, çok temizim. Bu evde tek mi yaşıyorsun Arya? Ben tek yaşıyorum. Ailen nerede? Anne baba Yalova'da. Mutfak demişken aklımıza yemek geliyor tabii. Yemek. Hemen anlatıyorum size arkadaşlar. Fajita yapacağım. Kendi ellerimle. Anlamadık, bir saniye. Ne yapacaksın? Fajita. Fajita mı? Evet. Arya'nın menüsü çok saçma. Fajita ne ben bilmiyorum. Fajita etli, biberli, soslu, böyle karışık bir şey. Okan sence fajita sever mi? Sever. Neden sevmesin? Et çünkü sevdiğini söylemişti. Et yemeklerini çok severim mesela. Kız arkadaşımın da güzel yemekler yapması lazım. Okan biraz obur değil mi? Ya çok ne bulsa yiyor. İnsan umduğunu değil bulduğunu yermiş. Doğruymuş o. Fahita'dan başka ne yemekler yapacaksın? Bademli pilavım var. Mis 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 ye ye bitmiyor. Çok güzel. Çerez gibi. Bize de ayır tamam mı? Tabii ki de ayırırım. Bunlardan başka ne var menüde? Normalde balık öldüğünü anladığı zaman helva yapılırmış. Ben de et öldüğünü anlasın deyip şey yapacağım. Helva yapacağım, helva kavuracağım. Arya'nın menüsü beni çok şaşırttı. Çok iyi şeyler düşünmüş. Benim yarına çok daha iyi şeyler yapmam lazım. Fahita çok zor bir yemektir. Yapabilirse tabii ki çok güzel bir menüsü var. Ama bakalım o dumanlar üstünde mi gelecek masaya, yoksa soğuk soğuk mu gelecek? Biberleri kızartırız, koyarız falan. Salata yaparız. Aa, duydun mu? Kapı çaldı. Hayırdır ya, ki ben kimse beklemiyorum. Dürbünden bir bak bakalım kimmiş. Bir dakika dur, önce üstümü başımı toplayayım. Geldim. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Benim ismim Perihan, Okan'ın annesiyim. Ah, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de elinize... Ay çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. İlk defa elim öpüldü. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum inan ki. Ben de çok mutlu oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Maral. Benim ismim de Perihan, Okan'ın annesiyim. Hadi gelin geçin. Ben çantanızı alayım isterseniz. Tabii. Nasıl rahat hissedeceksiniz? Tabii. Şöyle siz asayım. Bilirsiniz. Buyurun efendim.
Nereye geçiyoruz? Salona geçelim. Nereye geçiyoruz? Salona. Ayakkabılarla mı geziyorsunuz siz salonda? Ben normalde bugüne özel ayakkabılarla geziyorum. Başka günde gezilir mi? Normalde gezdirmiyorum yani. Ama bugün özel, sizi yormak istemiyorum. Ama ben isterseniz çıkartayım, bir terlik verebilir misiniz tabii mümkünse? Tabii ki de. Terliklerimi ben nereye koyduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Arada yardımcı geliyor ama. Benim ayağıma bir terlik vermedi. O kadar şok oldum ki hangi köyde, hangi asırdayız? Çok özür diliyorum ya. Yok gerçekten şu anda bulamıyorum. Nereye koyduğunu bilmiyorum. Ama isterseniz rahatsız oluyorsanız ama bence çıkarmayın ya, böyle rahat edersiniz. Çıkarayım, olmaz ya. Ben yapamıyorum, rahat edemiyorum yani. Anlıyorum. Tamam, çoraplarınız var, sıkıntı yok. Tamam. Buyurun. Girebilir miyiz? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Aslında yani bir terlik olsa daha iyi olurdu. Hem kış günü ama yerlerde... Ama isterseniz siz oturun, ben markete gideyim, terlik falan bakayım. Benim ayağımı o şekilde çorapla öyle oturtturdu beni. Burada bir şey içer misiniz? Kaç yaşındasınız? Ben 25 yaşıma girdim. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Ben ses sanatçısıyım, şarkı söylüyorum. Sahne alıyorsunuz yani? Evet, sahne. Nerede alıyorsunuz sahneyi? Genelde... isim olarak değil de... Otelde sahne alıyorum. Bazen Taksim'de oluyor. Nerelisiniz? Normalde Yalova. Zaten ailem kendisi şu an Yalova'da. Hı hı. Ben İstanbul'da tek yaşıyorum. Tek yaşıyorsun. Görmüş olduğunuz gibi zaten evim küçük. Tam bana göre. Arada işte abla geliyor, temizlik falan yapıyor sağ olsun. Ama işte bazı şeyleri bir yerlere sokuşturuyor, koyuyor, bulamıyorum. Kendin yapmıyor mu o işleri? Ama şöyle söyleyeyim, ben gece hayatım çok yoğun olduğu için eve geliyorum, ben uyuyorum. Anca şarkılarımı kendim yazıyorum zaten. Hani kendimle, işimle ilgilenebiliyorum sadece. Kaçta çıkıyorsunuz siz çalıştığınız yerden? İşte 3 gibi falan. Aman, ne yapacaksınız o zaman? Benim oğlumla ne zaman buluşacaksınız, ne zaman konuşacaksınız, ne zaman o yuvayı bir düzene koyacaksınız? Özür diliyorum. Sen üçte geldin. Yemek yok. Yemeği ne zaman yapacaksın? Çamaşırı ne zaman yapacaksın? Ütüyü ne zaman yapacaksın? Şimdi ev işini ne zaman yapacaksın? Normalde haftanın 7 günü sahne almıyorum zaten. Haftanın 3 günü alıyorsam, hani haftanın bir 4 günü de, bir 3 günü de evde dinleniyorum zaten. Gece 3'te geliyormuş. Bunların evlilik düzeni nasıl olacak? Çamaşırı olacak, bulaşığı olacak, ütüsü olacak, yemeği olacak. Oğlum aşk al, oğlum aşk aldı artık. Bunlar ne? Aman gurur doldurmuşsun. Ne yazıyorlar orada? Orada aslında göremezsiniz, öyle çok bir şey yazmıyor ama beste yazıyor. Şarkı sözleri mi yoksa onlar? Evet, bunlar şarkı sözleri. Benim kendi bestem. Başka yerinde de var mı? Çok bir yerimde yok aslında. Sadece orada var. Var aslında da hani öyle çok... Ciddi söylüyorsun yani. Gelip geçici falan. Başka nerelerinde var mesela? Görünecek yerlerinde yok, mi? Yok, görünecek yerimde yok aslında. Normalde hep göbeğim kapalıdır. Bugün öyle bir giydim, hani acele giyindim. Normalde kolumda görülüyor hani. Bir de boynumda var, o kadar. Benim oğlumda hiç dövme, küpe, hiçbir şey yok. Ona da yaparız. Sen istemez misin, sana da yapalım aman, mesela? Aman uzak dur. Neden? Uzak dur aman, ben sevmiyorum yavrum. Ama çok güzel şirin oluyor. Mesela şu istemez misin? Oğlunun adını falan yaz mesela, yazalım. Kalbine yaz, oraya yazacaksın ha? Ya kalbine de yaz, hani güzel duruyor. Buraya yazınca daha mı iyi oluyor? Kalbinde gerçekçi olmuyor mu? Burayı gösteriş olarak, yarından sonra benim oğlumuz, sevdin, evlenmedin. Ondan sonra yazdın, başka birine ilişkiye girdin demez mi sana? Bu ne diye? Yani bilmiyorum yani, artık onu aramızda biz Okan'la halledeceğiz inşallah. Koskocaman kol, boylu boyunca dövmesi var kolunda. Bu ne ya, göbeğinde varmış. Oğlumun yanına yakışır mı yakışmaz mı bilmiyorum. Burada bir şey içer misiniz? Ne yapayım? Vallahi eğer meyve suyu gibi bir şey yaparsa, meyve suyu getirseniz memnun kahve olurum. Kahve vesaire falan? Yapmasını biliyor mu yani kahveyi? Ya isterseniz şey yapayım. Çünkü siz çalıştığınız için üçte geliyor musun? Her şey hazır, önüne geliyor senin. Yani doğru. Yani öyle ev özel olduğu için sizi gerçekten ağırlamak istiyorum. İyi hadi bakalım, bir görelim marifetini. Tamam, siz oturun, ben geliyorum. Perihan teyze, ilk izleniminiz nasıl? Vallahi bence ben oğluma pek uygun bulmadım bunu. Burasında dövme var diye, burasında dövme var diye, öbür tarafta gece 3'te geliyorum diye. Benim oğlum nasıl onunla iyi evlenecek? Arya, ne hissediyorsun şu anda? Sana hiçbir şey hissetmiyorum. Annesi benim için önemli değil. Benim için önemli olan Okan. Ben onunla anlaştıktan sonra bununla hiç uğraşamam yani. Sana ne benim dövmelerimden ya, sana ne? Benim annem bana karışmıyor, babam karışmıyor. Sen kimsin be? Kız arkadaşım bir kere çok saygılı olmalı. Yani annemi
böyle bir kaynana gibi değil de gerçekten annesiymiş gibi benimsemeli. Evi nasıl buldunuz Perihan teyze? Ev dubleks herhalde. Eğer benim eşim de yok şimdi. Bir tek oğlum var. Bunun yanında kalmayı düşünüyordum. Ben buraya geldiğim zaman nasıl inip çıkacaksın yaşlandığımda dubleks evde? O zaman kayınvalideyle asla aynı evde yaşayamazsın Arya. Ben yaşayamam ki. Kayınvalideyle yaşayamam. Ben söyledim zaten. Arada gelir evime, çayımı yapar, yemeğimi yapar, evimi süpürür kayınvalide, gider. Benim annem bana bunu yapıyor, onun annesi de yapsın. Madem annem, o da benim annem. Arya! Geliyorum, kahve pişmek üzere. Arya! Dubleks oturuyorsun herhalde anneciğim. Yukarılara bir gezebilir miyiz? Tabii ki de. Önce kahvenizi getireyim. Ondan sonra gezeriz nereye gezmek isterseniz. Elin ağır herhalde hazırcı olduğun için sen. Geleyim mi yardıma? Kabul eder misin mutfağına? Yok, kahve zaten yaparım. Mutfağına kabul eder misin? Geleyim mi? Şu an için hayır ama daha sonra inşallah. Hayır mı dedi? Evet, çünkü sizi yormak istemiyorum. Ben sizi çok sevdim. Ama hem sohbet ederiz, ondan sonra hem kahvemizi orada birbirimizi daha iyi tanımış olamaz mıyız yani? Geliyorum ben. Ama efendim olmuyor şey, sizi yormak istemiyorum. Ben zaten hemen geliyorum. Arya? Efendim? Ne yapıyorsun kız? Kahve yapıyorum. Ondan sonra kahve yanında soda içersiniz. Ama kahve yaptın, kahve yapacağım da şekerli mi içeyim, orta mı içeyim hiç sormadım. Kafana göre yapayım herhalde. Ben orta diye anladım ama. Ama ben söylemedim ki öyle bir şey. Ne dediniz? Ben orta diye anladım. Ne alırsınız dedim. Ben de kahve yapayım mı dedim. Ondan sonra sen dedin ki tamam yapayım diye geldim. Ama ben tatlı içiyorum şimdi. Ben de zaten şekerli yaptım. Şekerli mi yaptın? Hı-hı. İyi hadi madem. Mutfağında güzelmiş, düzenliymiş yani. Evet. Gerçekten çalışan için hakikaten çok güzel. Dolabın da güzelmiş yani. Değişik. Bunları sen gittiğin yerlerden mi içtin? Buralara hep gittin mi sen? Ben Bodrum'a falan gittim. Normalde hani şehir dışına falan çıkmıyorum da hani. Bodrum, İzmir. Ama tamam da İzmir'de de. Yavrum şuna yazık, günah değil mi canınıza? Şu ne bu böyle? Allah'ını severseniz ya. Ya o şey zevk meselesi. Yani o tarz zevk tamam, meselesi. Ben sonuçta da sanatçıyım. Ya tamam iyi hoş da. Tamam zevk meselesi. Şöyle bir tane küçük yaptırsın. Daha güzel gösterir. Görünümü daha güzel olmaz mı bence? Yani onu daha sonra şey yaparız. Okan'da hiçbir şey yok. Okan'da da yaparız. Arkanda da mı arkı? He? Kız arkanda da mı var? Her yerin... Kız arkanda da bir şey gördüm, orada da mı var? Onlar daha bitmedi, tamamlanmadı. Yaptıracaksın yani. Yok, sonradan vazgeçtim. İyi, dövmeler kralı mı olacaksın yoksa? Bu ne? Ben size yer vereyim. Teşekkür ederim. Ama hürmetiniz gerçekten teşekkür ederim ya. Rica ederim. Sevdim. Tamam, iyi, hoş, güzel, uzun boylu. Bazı... Küçük hataları var ama o da küçük değil, büyük yani. İsterseniz kahveyi yukarı çıkarayım, hani görmek istiyordunuz. Müsaade. Nasıl isterseniz. Tabii müsaade ederseniz zaman... memnun olurum, sevinirim tabii yani. O zaman buyurun siz önden gidin, ben arkadan geliyorum. Tamam yavrum. Ay ben oğlumla da kalacağım ama da yüksekte nasıl ben buraya inip çıkacağım Arya? Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Nasıl yaşlılığımda nasıl çıkacağım? Şimdi ha çıkayım şimdi de, şimdi iyiyim. Ah anam. Burası hem salon hem yatak odası mı Arya? Yok, burası sadece benim yatak odam. Hı? Hani siz çok özel bir misafir olduğunuz için de görmenizi istedim. Yani bir sakınca bulmadım. İncik boncuğa da düşkünsün herhalde. Evet, çok düşkünüm gerçekten. İncik boncuk çok severim. Bunlardan bir tanesini bana hediye edebilir misin? Yani... Ay şunu ben çok sevdim mesela. Hakikaten çok güzel, çok şimdi hoşuma gitti. Şimdi şöyle yapayım. Ben zaten kendim özel yapıyorum bazen. Ben size çok güzel, özel bir kolye yapacağım. Cuma günü getireceğim hediye olarak. Tamam ya. Kabul teşekkür ederim. Tabii ki. Gerçekten çok memnun edersin kahveniz beni. Kahveniz soğumasın. Tamam, biz bir kahvemizi içelim kahvemizi artık. Perihan teyze kahvesinin ilk yudumunda gelin adayının bir kusurunu daha yakaladı galiba. Arya ya, bunu yaparken şuraya bak annem ya. Su damlatmışsın. Üstüme de damladı şimdi. Hiç dikkat etmeyiniz. Bu gençler hiç dikkat etmiyor. Evet. Arzu da böyle getirdi, al diye önüme koydu. Siz ben anlamadım gitti gençlerim. Arkadaş bunun şeyini tepsiyle, güzel bir tepsiyle getirir. Tepsinin örtüsü olur güzel. Satılıyor bunlar. Bir şey olmaz. Su lekesi iz yapmaz zaten. Hiçbir şey olmaz. Siz zaten güzelsiniz ki. Bir çuval giyseniz yakışır. Ciddi misin? Gerçekten öyle. Çok şekersiniz. Tatlı yemekler, çok tatlı. Ay, çok güzel. Ay, teşekkür ederim. Arya,
ben sana bir şey, sahneye gittin. Ben senin yanına gelmek istiyorum. Seni izlemek istiyorum. Hı hı. Beni oraya çağırıp da yanına yakıştırabilir misin? Aa, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Özel masa ben kendim ayırttırırım zaten. Sizi kendim davet ederim. Çağırırsın. Tabii ya. Ki de özel masa hazırlarım. Arkadaşlarımla tanıştırır mısın beni? Tabii ki de tanıştırırım. Neden tanıştırayım? Hatta birlikte gün falan yaparız. Ben çok severim öyle şeyleri. E çalıştığın halde o zamanı nasıl ayıracaksın anneciğim? İşte dediğim gibi haftanın 3 günü zaten çalışmıyorum. 3 günü, 4 günü çalışmıyorum. Kıskanç mısın? Ya ben öyle kıskanmam. Ne annesinden kıskanırım, ne kardeşinden kıskanırım, ne arkadaşından. Ben oğlumu çünkü çok seviyorum. Mesela oğlumun arada benim yanıma gelmesini isterim. Oğlumun benimle ilgilenmesini arada değil, isterim. Her gece gelsin. Sizi görsün ondan sonra ya gelsin. Her gece gelmiyorum artık. Yok. Niye evlendiriyorum? Her gece istemiyorum zaten. Hani çok seviyorsunuz da ilk zamanlarda ama. Evlenildiği zaman vesaire falan. Hani bir küskünlük olur, bir buhranlık olur sizde. Hani hiç olmazsa böyle işten çıkarken şöyle bir önce bir anneme uğrayayım. Sonra eve gideyim falan demesi benim hoşuma gider. Mutfakla aran nasıl Arya? Ben çok güzel yemek yaparım. Ciddi mi söylüyorsun? Gerçekten çok güzel yemek yaparım. Neler yapıyor? Ya aslında... Bugün ne yapacağım? Mesela oğluna? Bugün fayita yapacağım. Ne? Etli fayita gibi bir şey. Yani şey, şöyle söyleyeyim. O ne demekmiş? Et kavurması gibi bir şey. Ben ilk defa duydum ya fayita diye. Bu nerenin yemeği bilmiyorum artık. Hangi yörenin yemeği bu? Bu normalde İtalya'da yapılıyormuş. Sonra İtalya'da bunun adını farklı koymuşlar. Normalde aslında bize ait. Sonra İtalyanlar bunu çalmış. Fayita koymuşlar. Sonra biz de hala etli yemek diyoruz ona. İtalya mı yoksa Meksika yemeği mi? Meksika. Evet, Meksika'ya ait. Meksika Amerika'ya yakın olan bir il değil mi orası? Ülke değil mi? Evet, orası. Karıştırdın herhalde. Bu fayita neymiş? İnan ki ben çok merak ettim. Fayita mıdır, fayita mıdır? Fayita. Koyta. Tutita. Aman kaç, dur. Yanına bademli pilav yapacağım. Yapabiliyorsun yani öyle. Yani çok şükür elimizden birkaç bir şey geliyor. Yapıyoruz tabii ki de. Ama biz, baba tarafımız bizim Bolu Mengenli. Elimiz çok, yemeğe bizim, yani yemeğin kralı mesela. Hı-hı. Orada. Bütün aşçılar orada, evet, orada tabii. Yetişiyor. Doğru. Okan'ın da eli yatkın. Mutfağa girer, yapar. Et pişirmek kolay bir iş değildir. Kız arkadaşım da et pişirmeyi bilmeli. Bilmiyorsa da ben ona öğretirim. Merak etmesin. Bugün ne yapacaksın yavrum? Alışveriş yapacağım. Eksiklerim var. Onları tamamlamam gerekiyor. Oğluma şöyle güzel bir sürprizler hazırladın mı? Yani aklımda var bir şeyler. Yetiştirebilirsem onları da yapacağım. Şimdi sahne alıyor musun? Oğluma ait bir beste olaraktan bir şarkı söyleyecek misin yani? Dün okudum zaten ben. Gözlerinin nemine, açık kumral tenine, emin veren dillerine. Ben aşık oldum. Yani ben yazdım. Beğendi mi oğlum söylediği şarkını? Yani beğendi. Özel olaraktan bugün ne söylemek istersin? Ne söyleyeceksin yani? Onu o zaman yemek yaparken ben mutfakta söyleyeyim size. Yavrum planın programın, sen şimdi çarşıya çıkacak mısın? Evet. Alışveriş yapacak mısın? Ben 2 gündür Allah'ım yarabbim benim bacağım ameliyatlı. Beni evet koşturdular. Çanta taşıttırdılar. Ben çok yoruldum. Şimdi düşürmeyelim. Düşürünce de abo. Anneciğim çok teşekkür ederim. Bacaklarım tutuldu Allah'ım yani. Oh, koşamayayım yavrum. Baktığını da almak istemiyorum. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çünkü hazırlık ya aslında... yapacaksın. Eğer ben müsaade edersen kalkayım. Sen alışverişini yap. Ondan sonra da ben şöyle bir misafirle sana gelmek istiyorum. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Tam isabet oldu. Ben sizi hiç yormak istemiyorum. Siz dinlenin. Ben yemekle şöyle güzelce yapayım, edeyim. Siz böyle gelin, görün. Daha güzel bence. Sonra tekrar kahve içeriz falan, yemek yeriz. En iyi benim de az sonra. Evde benim sözüm mü geçer, senin sözün mü geçer? Tabii ki benim ama sözüm geçer. Ama öyle mi? Yani. Ya öyle derler ama genelde hep kadınların sözü geçiyor. Mesela benim sözüm geçer. Bizde geçmez. Yani laf yapmasını biliyorsun ama lafta, icraatta yok. İcraatta yok mu? Baksana. Çok yani. Sinirlendim şu anda. Sen bir bozuldun ama. Sen bana beceriksiz dedin. Hı-hı. İcraat yok dedin, her şey lafta dedin. Hı-hı. Azıcık bozuldum tabii, bozulmadım değil. Az sonra en iyi benim de. Şöyle yapalım o zaman, şey yapayım ben, hazırlanayım. Tamam. Siz tamam de yavrum. Nasıl tamam. Yapmak istiyorsanız öyle. Kahveler içildi, sohbetler edildi.
Anladığımız kadarıyla da Perihan teyzenin ziyareti de artık sona ermek üzere. Çantanızı vereyim. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben elinizden öpeyim o zaman. Tekrar tamam. Görüşürüz. Tamam, teşekkür ederim yavrum. Gerçekten misafirperverliğine hakikaten çok memnun kaldım. Hadi kızım, ben sonra gelirim artık. Tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle kolay güle. Gelsin sana da. İyi günler. Ve Arya müstakbel kayınvalidesi Perihan teyzemizi uğurluyor. Güle güle. Hoşça kalın. Dikkat edin lütfen. Aman aman. Asansör yok çünkü. Yok. Arya, iyi misin? Bir söyleyeceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben ne bekliyordum, ne çıktı? Elma bakıyorduk, patlıcan çıktı. Ne diyorsun Perihan teyze hakkında? Hiç beğenmedim. Anlaşamaz mısınız? Ben anlaşamam bu kadınla. Hiç anlaşamam. Ben kendi annemle anlaşamıyorum. Bununla mı anlaşayım? Gerçekten mi? Gerçekten anlaşamıyorum ya. Anlaşamadım. Kadın çok fevri. Sürekli oğlum. Bu ne ya? Öğleden sonra yemek teftişine gelecekmiş. Aynen gelecekmiş. Sağ olun, siz de bir çenenizi tutamadınız. Ne yapıyoruz? Alışverişe mi çıkıyoruz? Şu an çıkıyoruz ya. Hadi o zaman vakit kaybetme daha fazla. Arya, epey zaman kaybettin biliyor musun? Evet ya, bıdı susmak bilmedi o da. Ne kadar zaman kaybettiğini biliyor musun? Biliyorum. Tam yarım saat. Evet ya, yarım saat bir kahve içemedi kadın ya. Sırt çantası, kafada bere ama ayağında topuklular. Tarzım bu. Hem bohemim hem de kokoş diyorsun yani. Evet, ben çılgınım arkadaşlar. Çılgınım. Çok çılgınsın hakikaten. Çok. Ne kadar çılgınsın peki? Göster bakalım çılgınlığını bize. Can. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir dans edelim mi sizinle? Çok şıksınız. Benden daha yakışıklısın. En iyi benim de az sonra. Okan! Senin için bunlar. Çılgınım ben. Tamam, dikkat ediyorum. Normal adı Fajito ama İtalyanlar Fajita koymuşlar. Abi gel buraya abi. Gülü. Miyav. Şu kadarını alalım, bu kadarını bırakalım. Gülü. Ay neydin abi? Ay sen mi falan böyle. Bunlar hep bayat abi, ben bunu istemiyorum. Kıskanıyor ediyor falan hep böyle. Abi gel sen de bir halay çekelim vallahi. Allah aşkına gel. Şimdi ben ne okuyayım yani şimdi hemen? Meyve sepetin içine koyacağız. Gel buraya. Baskına. Market yıkılsın. Aa, bırakın abi çerifleri, gelin buraya. Param yok, 100 lira param var. Sizin bana yapmıyor. Fıyıt hadi. Dilim de dönmeye mübarek. Az sonra en iyi benim de. Farkında mısın, beyler seni reddetti. Evet ya, reddedildim. Şu kamyonun arkasına gideyim mi? Yok artık, kamyona mı tutunacaksın? Arya, ne yapıyorsun öyle? Stoplarım. Hanımefendi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şey yapalım mı? Ufak bir dans yapalım mı? Neden? Çok güzel bir bayansın. Arya bak, sana bir kavalye bulduk. Orada motosikletin üzerinde sana bakıyor. Benimle dans eder misiniz? Evet. Gerçekten. Ben de öğretirim size. O zaman seni markete kadar atsın beyefendi. Beni markete kadar atar mısınız? Atarım. Gerçekten mi? Nasıl? Hop. Biz de geldik işte, bırakmadık seni. Metin abi, kazamız düşmesin. Seni çok sevdik Metin abi, kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Hangi reyondan başlıyoruz? Önce et alacağız. Burada et reyonu yok ki. Nasıl yok? Sor istersen. Et yok mu burada? Yok mu? Var. Var nerede abi? Nerede hani? Bak varmış. Çok şükür. O zaman sor bakalım, et reyonu nerede? Siz de var ya, beni oyalamak için elinizden geleni yapıyorsunuz ha. Arya, sen de hemen bizi suçluyorsun ama. Gerçekten mi? Ben et istiyorum. Hoş geldiniz. Fajita yapacağım da et istiyorum. Fajitada kararlısın yani. Evet. Ya, evet, fajita diyelim o zaman. Fajita mı, fajita mı? Normal adı fajita ama İtalyanlar fajita koymuşlar. Şu çok, masrafa hiç gerek yok. Biz şunu, şu kadarını alalım, bu kadarını bırakalım. Sen Perihan teyzeyi sevmedin mi Arya? Ya aslında sevdim, çok tatlı ama çok fevri. Çok mu fevri? Çok fevri ya, ben öyle fevri kadınlara gelemem. Çok teşekkür ettik, sen harikasın. Sırada ne var? Sırada kırmızı biber. Yeşil biber alacağız. Başka? Ama önce bulyon. Burada mı? Bulyonlar nerede acaba? Tavuk bilyon. Şunu çorba yiyorum. Aradan girin efendim. Bulyon nerede acaba? Bulyon. Bulyon nerede? Bulyon. Gülü bulyon. Ne sesiydi o? O gülü. Şeydi, hindiydi galiba. Hindiydi değil mi onlar? Gülü. Gülü. Bu ne bulyon? Bu tavuk değil ama ben tavuk olarak alıyorum. Tavuk sesi nasıl peki? Tavuk sesi...
Tavuk gibi. O horoz sesi var ya. Biz tavuk sesini senden duymak isteriz. Tavuk sesi biliyorum ya. Falan diyor. Bir dakika, emin olmalıyız. Beyefendi, bakabilir misiniz acaba? Sizden bir ricamız olacak. Bu ne sesi sizce? Sizce bu ne sesi? O hindi olabilir. Peki diğer ses ne sesiydi? Kule 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 kule. O tavuk herhalde. O zaman siz hayvan seslerini pek iyi tanımıyorsunuz. Biliyoruz. Ben bildim. Peki, sen bildin çak abi. Beyefendi, tavuk sesi nasıldı o zaman? Tavuk sesi... Miyav. Peki bir soru daha soralım. Kedi sesi nasıl peki? Olmadı, olmadı. Evet, bu kedi miydi? Peki inek sesi nasıl? İnek sesi? Ne? Bravo, işte doğru yanıt. Tarvilli. Bu arada hala kimse seninle dans etmedi Arya. Unuttuk sanma. Bu arada dans edelim mi? Halay çekelim seninle abi. Halay olur. Halay çekelim. Tamam. Falan filan. Ay ne dedin abi? Ay, abi senin adın ne ya? Azim. Azim abi mi? Çok azimli birine benziyordu zaten. Çok azimlisin abi, hadi bana. Halay tamam da modern dansta becerisi nasıl acaba Azim Bey'in? Salsa da yaparız değil mi abi? Bak abi sen ver elini, ben sana öğreteceğim. Ver elini. Şöyle bir, iki. Şöyle bir, ön arka. İki. İki. Şöyle ben bir de döneyim şöyle. İşte bir de sen dön abi. Tamam. Şöyle dön. De ben döneyim. Tamam. Harikayız. Selamlaştı. Tebrikler Arya. Bir kişiyle dans ettin. Bu sayıyı 5'e tamamlamanı bekliyoruz. Tamam, 5'e tamamlayacağım. Gerçekten tamamlayacağım. Azim Bey teşekkürler. Çok teşekkür ettik Azim abi. Diğer kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Zeynep'ten başlayalım. Ya Zeynep'te bir çene var, anlatamam. Vır 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 bütün gün konuşuyor ya, bu ne ya? Konuşuyor. Ağzı desen mi 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 falan böyle. E zaten Maral da desen sürekli kıskanıyor, kıskanıyor, ediyor falan hep böyle. Yapma etme. Hadi alışverişe devam edelim Arya. Çiğ badem nerede acaba? Hanımefendi, biz çiğ badem istiyoruz. Nasıl kalmadı? Badem var mı? Pakette yardımcı olalım. Nerede? Şurada pakette. Aynısı mı? Tabii tabii aynısı. Daha kaliteli pakette. Çiğ varmış. Ufalanmış ceviz... Ceviz. Ufalanmış ceviz var mı? Burada neyse var. Artık yapacak bir şey yok ya. Bunun üstüne de helvayı bademin üstüne koyar yediririm onu. Nereye şimdi Arya? Vanilya alacağız. Ekmek alacağız bir de şuradan. Çocuğu aç bırakmayayım. Annesi çok düşünüyor ya onu. Çocuğumu aç bırakma, aç bırakma. Okan pek ekmek yemiyor ama. Ekmek yemiyor mu çocuk? Biz öyle biliyoruz. Ama ben yine de olayım ya. Belki yer, o her şeyi yiyor çünkü. Okan'ı nasıl buluyorsun peki? Okan her şeyi yiyor. Beni çok sinir ediyor. Gerçekten yiyor mu? Evet. Ama çok şeker bir kişiliği var. Ya çok şeker, çok tatlı, çok sempatik, çok tatlı, fena. Ama her şeyi yiyor. Yemesin. Boğazıma düşkün bir insanım aslında. Yani her türlü yemeği yerim. Ama hamur işleriyle ve tatlılarla pek aram yok. Öyle her zaman da yemem yani. Sırada ne var şimdi? Ne alacaksın? Önce ne yapacağız biliyor musun? İki tane elma alacağız. Nerede kullanacaksın elmaları? Meyve falan yaparız, sepete koyarız. Bulunsun yani, biraz zengin görünsün anladın mı? Ötekiler gibi masamız ezik olmasın. Ne alıyorsun şimdi? Şimdi muz alacağız, iki tane muz alacağız. Muzu nerede kullanacaksın? Aa buradaymış. Meyve sepetin içine koyacağız. Bak bak, taze meyveler de geldi. Yapış. Beni kandırdılar. Bunlar hep bayat abi. Ben bunu istemiyorum. At abi. Bir tanesini at. Tuttum. Ay. At bir tane daha. Sen harikasın. Yeter abi yeter. İki. İki tane yeter mi? İki tane yeter ya. Bu arada sadece bir kişiyle dans ettiğini hatırlatırız. Abi benimle dans eder misin? Halay çekelim. Halay mı? Herkes halay çekmek istiyor ya. Abi gel. Gel gel gel. Ya. Ya gel sen halay çekeceğiz dedin ya. Bak o da çekti, sen de çektin, gel buraya. Beyefendi, kızımızın bugün tam 5 kişiyle dans etmesi gerekiyor. Siz de bir yardımcı olsanız. Modern dans yapabilir misiniz? Modern dans nasıl olacak? Abi. Abi benim yaptığımın aynısından yap tamam mı? Ayağıma bak. Bir, iki. Oldu mu? Dön abi bir de. Oo, ben değil abi, sen de döneceksin. Abi dönsene. Abi dönüyorum. Döndü mü? Teşekkür ederim. Rica ederim. Alkış. Alkış. Bu arada iki oldu. Şimdi ne var? Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kuş üzümü alacağız. Kuş üzümü, kuş üzümü nerede? Kümes hayvanları taklidinde pek de başarılı olamayan kızımız kuş üzümünü rahatlıkla bulabiliyor neyse ki. Şimdi... Ne arıyorsun Arya? Vanilya arıyorum. Ama vanilya benim gözüm kör. Nerede vanilya? Buradaymış. Bunu da alalım. Abi bir şey söyleyeceğim. Akşam mesela ben
sürpriz yapacağım da arkadaşıma. Erkekler nasıl sürprizlerden hoşlanır? Çiçeklerin canboğazdan geçer, tatlı. Tatlı mı? Ya illa tatlı. Mesela şey yapacağım ben. Un helvası falan yapacağım. Bu biraz şey olur, ağır kaçar. Gerçekten ağır mı kaçar? Ama yanında dondurma falan böyle. Olabilir. Olabilir değil mi? Çak! Abimsin, teşekkür ettim. Arya, buradaki beylerden bu gece için minik tüyolar alabilirsin mesela. Bu fırsatı kaçırma istersen. Sizin yardımınıza ihtiyacım var benim. Bu akşam en iyi benim, ben olmalıyım. Bir şey soracağım. Mesela bir erkek olarak neyden mutlu olursunuz? Tatlıdan mı ya da bir kadın ne sürpriz yapmalı sizce? Tatlıdan. Vallahi mı? Abi gel sen de bir halay çekelim. Vallahi Allah aşkına gel. Le. Abi çek. Sivaslısın. Kurban. Sivas. Da bir, iki, üç. Gel abi. Allah. Abi gelin. Bütün bugün ekibi topladım. Patron inşallah bizi kovmaz. Evet. Ah. Haydi. Market yıkılsın. Oh, bırakın abi çekseni. Gelin buraya. Beyler, bu halay çektiğiniz genç kızımız aynı zamanda bir ses sanatçısı. İster misiniz bir de kulaklarınızın pasını silsin? Şimdi ben ne okuyayım yani şimdi hemen? Sanatçı olan sensin. Dışarıda yağmur var ki anlatılmaz kokusu. Yüreğim sıcacıktır bir sevda vanilası. Üzerimde bir konu var. İşlenmiş en derinden. Haydi bana gel evde. Sonsuz benim ol işte. Gel ağlama. Zor düşlerin ülkesinde. Açılır. Teşekkür ettim. Harikaydınız. Abi gel buraya abi. Şu kaşarı istiyorum ben. Kaşarı nerede kullanacaksın? Fajitanın üstüne koyacağım. Ay çikolata alsam da ben de ekmeğin üstüne çikolata yiyip tost yapıp şeye mi yedirsem tatlı niyetine? Peki kızlara ne ikram etmeyi planlıyorsun Arya? Kızlara yaptığım helvadan ikram ederim. Kızları aç bırakmayacağım ben çünkü. İçinizde en güzel hanginizsiniz? Ayıptır söylemesi, en güzel ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü boy var, fizik var. Ondan sonra ya haksızlık yapmak istemiyorum. Kızların hepsi aslında çok güzel. En güzelini soruyoruz ama. Bence en güzel Zeynep. Sen daha güzel değil misin? Ya tabii Zeynep'ten daha güzelim ama Zeynep de çok güzel. Ama Zeynep biraz kısa sanki. Zeynep kısa boylu ama esmer güzeli o da. Taş abi, taş o, taş. Merhaba. Önce lavaş. Arya kızımız şanına yakışır şekilde danslarla, halaylarla, şarkılarla, türkülerle yaptığı alışverişin kasada sonuna geliyor. Ne kadar? 121 lira. 121 lira ama. Bir şey söyleyeceğim, benim param yok ki ama o kadar. 100 lira param var. Param yok, 100 lira param var. Tamam. Borç alayım ben sizden. Gerçekten. Ay teşekkür ederim. Bundan sonraki planımız ne Arya? Mum almaya gidiyoruz şimdi. Bütün alışverişi bitirdin, tebrikler. Bitirdim. Çok mutluyum. Deli. Deli geliyor. Şimdi mum alacağız. Şunlardan alalım. Kandil onlar. Kandil, bir tane de mavi alayım. Sürprizlere bayılırım. Yani ufacık sürprizlerle kim mutlu olmaz ki? Hele benim için özen gösterilmiş bir sürprizse gerçekten harika olur. Beni kıskanmayın. Sizi böyle var ya tırmaklarım ha, sizi böyle yaparım ha. Kime söylüyorsun bunları? Bunu beni çekemeyenlere söylüyorum. Seni çekemeyen var mı kızlar arasında? Evet ya, bazıları böyle yüzünü sanki böyle tırmalayacak gibi laf sokuyor, söylüyorlar. Bunu bence alsınlar, kendini kaşısınlar. Dün Okan'a o kadar sürpriz yaptın. Sonra ne oldu? Arzu çıldırdı ama oh, ben de iyi çatlattım onu. Söyledim ama şarkıyı. Gözlerinin demine, açık kumral tenine, emin veren dillerine ben aşık oldum. Arya Okan'ın şarkı yazmış. Sesini duymadım, güzel olabilir ama şarkı merak konusu. Nasıl yazdı bilemiyorum. Arya romantik akşam yemeği için kandil ve mumlarını alıp çıkıyor mağazadan. Şimdi sokaktan yaprak toplayacakmış gelin adayımız. Çocuklar merhaba. Ben şu yaprak toplayacağım, bana yardım etmek ister misiniz? Evet. Hadi gel Kars, seni şuradan alayım. Gel bakalım. Senin adın ne? Çınar. Çınar. Çınar, sen kaç yaşındasın? Daha 3 yaşındayım. 3 yaşında mısın? Aa, gelin seni bir kere. Bak, diğer çocuklar da geldi. Hadi arkadaşlarını topla Çınar, gel. Arya parktan çocukları toplayıp mini kafacanlarla birlikte kış rüzgarlarının yerlere savurduğu yaprakları yerden alıp teker teker atıyor poşete. Evet, at içine Çınar. Sen de toplasana ablacığım. Topla, aferin sana. At içine. Piknik konsepti mi yapacaksın? Evet, piknik konsepti yapacağım.
Çınar gel buradan topla. Bu yapraklarla ilgili planın nedir? Evet ya, yaprakları bildiğim masaya koyacağım ben bunları. Süsleyeceğim masada. Şimdi Çınar gel seni öpeyim, vedalaşalım. Beni öp. Bir tane öp. Bir tane öp. Bir tane öp. Bir tane öp. Bir yanaktan da. Öbür yanaktan da. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Arya, sana bir şey soracağız. Söyle, söyle. Hiç ağaca tırmandın mı? Hayır, tırmanmayacağım. Bizce yapabilirsin. Beni gaza getirme. Okan için yapmalısın. Hayır. Hadi Arya, aşk için. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim ya. Bu ekip benden ne izliyor? Neden bana bunu yapıyorsunuz ya? Ben kendi halimde programa katıldım. Aradığım aşkı bulmak için geldim. Sizin bana yapmıyorsunuz. Arya biraz uçarı bir kız bence. Ne yapıyorum? Ama Okan bunları görmesin. Bence görecek. Arya her şey iyi güzel de zaman daralıyor. Yalova Tarzan'ı Arya. Sana bir şey sorabilir miyim? Şu an bana hiçbir soru sormayın. Eve doğru koşmam lazım. Bekleyin beni mutfak. En iyi benim de az sonra. Yani bir kadının görevi sadece çocuklara bakmak mı? Ya mesela aşkım sahneye çıkacaksın ya, o olmamış, üstünü değiştir. Ayakkabın tozlu, yine mi tozlu, ver onu sileyim. Sileyim, yok artık. Haftanın iki günü veya üç günü bana yemek yapmanı istiyorum. Mesela ben şöyle koltukta oturayım, seni izleyeyim. Ya beni 30 defa günde aramalısın. Ooo. Mesela benim çocuklarım olduğu zaman mesela altını sen değiştir isterim yani. Ben ya. Böyle ilişki istemiyorum yani. Az sonra en iyi benim de. Ne yapıyoruz şimdi? Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fahitadan başlayalım. Fahitadan mı? Bu da pilav mı? Hangisi? Daha önce pilav yapalım ya, sizi kırmayayım. Sen pilav yapmayı biliyor musun? Evet biliyorum tabii ki de. Ne yapıyorsun şu an? Şu anda pirinçleri süzgece koyuyorum. Bu arada bize biraz hayatından bahseder misin Arya? 7-8 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ailem Yalova'da. Pek bana öyle karışmazlar. Ben biraz özgür büyüdüm. Kaç kardeşsiniz? 5. Gerçekten mi? Evet. Çocukluğun nasıldı anlatsana. Ben çok şımarık bir çocuktum. Her istediğim olmak zorundaydı. Ve gerçekten de oluyordu. Allah var şimdi. Ne yaptın Arya? Ya çok gelme. Attın mı hemen? Evet attım hemen onu. Diyaframdan mı konuşuyorsun sen? Ya ben aslında diyaframdan da konuşuyorum. Karnından da konuşabiliyor musun peki? Ne yapıyorsun bana? Burnundan konuş. Merhaba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şunu yarım atayım. Bir dakika beni konuşturuyorsunuz. Sonra ben bunu yetiştiremeyeceğim. Pilavı bademli yapacaktın değil mi? Evet bademli yapacağım. Çok güzel yapacağım. Sonra bunu böyle atıyoruz. Biliyorsun ki Perihan teyze tekrar gelecek. Evet gelecek ya, ama gelmesin ya. O geldiği zaman bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor sana? Elim ayağım titriyor. Gelmese. İstemiyor musun? İstemiyorum gerçekten onu. Ama sen çok şekersin. Evet ben çok şekerim. Aslında o da çok şeker ama bende zıtlaşıyor. Ben anlamadım. Böyle olmaz yani. Perihan teyze seni Antalya'ya götürmek isteyebilir. Yok ya beni Antalya'ya götürmesin ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir de kendi kendine gelin güvey oldu şey dedi bana. Ben dedi bu merdivenlerden çıkamıyorum. Allah Allah sen bir kere benimle yaşamayacaksın ki. Hayırdır? Galiba sizinle yaşamayı düşünüyor. Evet ya benimle değil oğluyla tekrar yaşamayı düşünüyor. Hani oğlundan evlendireceğinden hiç haberi yok sanki. Ha gelir bana yemek de yapar. Evi de silip süpürür gider. Sen kayınvalidene yemek mi yaptıracaksın? Yaptırırım tabii ki. Benim annem yapıyor bana. O benim annem olacaksa o da yapsın. Çok net bir tavır bu. Evet öyle. Öyle. Kayınvalide dediğin çocuğunuza da bakar değil mi? Bence de ya. Çocuğa baksın. Tabii çocuk olursa. Ben düşünmüyorum ama. Sen biraz duygusal mısın Arya? Ya aslında pek duygularımla yaşayan biri değilim. Duygusuz musun yani? Aslında bazen çok duygusuzum. Tabii ki duygularım var ki o kadar şarkı yazıyorum, o kadar söz yazıyorum. Ama açılmadı ya, açılsın. Nedir o? Bu şey, dur bakayım dolma fıstığıymış ama biz bunu pilavda kullanacağız. Dolma yapmıyorsundur ki ama. Olsun. Badem de atacağız içine, bunu da atacağız. Bir de şey kuş üzümü var. Her tanesi benim burnum kadar, fındık gibi. Benim mini minicik burnum var. Çok eğlenceli bir kişiliğim var tanıdığımız kadarıyla. Aslında çok eğlenceliyim. Ben Luna Park'a çok giderim mesela. Salıncağa binerim, çarpışan arabalara binerim. Ya mesela benim kayınvalidem olursa ben onu direkt Luna Park'a götürürüm. Keşke Perihan teyzeyi de götürsen. Aynen, keşke götürseydim ya. Ama olsun yani, eğer ki olursa. İçinde bir çocuk var gerçekten senin. Evet, içimde bir çocuk var. Bazen yaşlı bir amca oluyor. Amca olunca nasıl oluyorsun? Böyle suratsız oluyorum. Konuşmak istemiyorum. Cidden mi? Evet, öyle oluyorum. Suratsız ol bakalım. Amca onu alamam. Çocuk ol bir de. Yaşlı kayınvalide olabilir misin?
Kesin şimdi var ya böyle kapı çalacak, böyle kalbim küt küt atacak benim ha. Gelecek böyle başımda dikilecek. Öyle olmaz, onun için ona atma diyecek ona. Ama Perihan teyze pek memnun ayrılmadı evden bu sabah. Tabii canım, tabii tabii. 2 saat öyle söylendi gitti yani. Bunlar ne dövme ne, şu ne, bu ne. Ya bir kere dövmelerime niye karışıyor? Benim annem babam karışmıyor yani. Fark ettin mi? Özellikle dövmelerine takıldı. Bir de şey diyor, dövmeli sevmiyorum ama diyor ufak olsaymış daha iyi olurmuş diyor bana bir de. Gelinlerle kaynanalar neden hiç anlaşamazlar? Ya nasıl anlaşsın ki? Gördünüz işte vır 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 konuşup durdu yani. Senden de çok fena bir kaynana olur ama. Ben var ya çok tatlı bir kayınvalide olurum yani. Böyle çocuğumu yalnız bırakırım yani. Geçsinler, tozsunlar falan edasını olurum. Bu arada ben tuzu nereye koydum acaba tuzu? Su koymayacak mısın? Su koyacağım ama biraz kavurmam lazım benim bunu. Su ısıtmadın ama. Soğuk suyla yaparız. Soğuk suyla mı? Evet arkadaşlar bakın. Pratik yani. Pratik zeka. Sana birkaç mutfak tüyosu daha verebiliriz. Tane tane olmasını istiyor musun pilavının? Tane tane olmasını istiyorum. Limon mu damlatmamız lazım? Limon damlatırsan eğer pilavın parlak olur. Öyle mi? Tane tane olması için de biraz şeker lazım. Öyle mi? Kesme şeker falan. Mantar mı doğrayacaksın şimdi? Evet. Şimdi hemen bunları yapmam lazım. Çünkü yetiştirmem lazım. Fajita İspanyol mu, İtalyan mı yoksa Meksika yemeği mi? Ben İtalyan diye biliyorum ama yanılıyor olabilirim de. Ya ben öyle düşünüyorum. İtalyan yemeğiymiş. Bizimkiler de etli yemek diyorlarmış. Şimdi fajita, sonra fajita yaptılar. Sen hep böyle enerjik misin Arya? Ben hep böyleyim gerçekten. Hep böyle eğleniyorum. Canım ister ağaca tırmalarım. Ondan sonra canım ister ağaca yumruklarım. Canım ister kamyonetin arkasına binerim. Bugün biniyordun az kalsın. Ha binemedik. Araba durdu. Korktu benden. Temizliğe önem veriyorsun anlaşılan. Evet çok önem veriyorum gerçekten. Mutfakla savaş alanına dönmesin yani. Tertipli olsun, düzenli olsun. Yani evlenirsem eşim bana sürekli yemek yapacak ya. Onun da böyle titiz olmasını istiyorum lütfen. Eşin mi sana sürekli yemek yapacak? Evet, o bana yemek yapacak. Bana öğretecek, yemek yapacak. Harika görünüyor yemeğin. Gerçekten mis. Şuna bak Allah'ım. Allah'ım kendime bir kere daha aşık oldum. Ve pilav hazır. Soğanım nerede benim? Soğanım nerede? Soğan bizde. Nerede soğanım? Bizde. Bizde diyoruz ya. Evet. Hop aldım. Sen 2 tane soğanı aynı anda çevirebilir misin? Bir tane soğan yok ki, bir tane soğan aldım. Elma var, onunla dene. Tamam. Elma al. Böyle 1, 2. 1, 2. Yaptım. Süpersin. Ama öncelikle şey yapmam lazım. Şöyle bir yapalım yani. Kasap gibisin valla. Evet. Ben aslında çok şey biliyorum da marifetim göstermiyor. Okan'dan başka neler bekliyorsun? Yani en az örnek veriyorum, evlendik. Haftanın 2 günü yatağıma yemek getirmesini istiyorum. Sen bunları Okan'a söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii ki de. Peki ya getirmezse? Getirsin. Yani getirsin, niye getirmiyor? Ben onu yatağına götüreceksem o da benim yatağıma getirsin, ne olacak? Sen de onun yatağına yemek götürecek misin? Götürürüm tabii, niye götürmeyeyim ki? Azıcık tereyağımız vardı, onu da atalım içine. Bu işi biliyorsun sen Arya. Aynen öyle. Ben bak biliyorum da yapmıyorum. Anlıyor musunuz? Bu gece özel bir gündü ve özel bir gece olacak. Şimdi böyle su. Ne yapıyorsun Arya? Pilava su koydum. Soğuk su. Pilava soğuk su koyulur mu hiç? Evet konulur tabii. Önce sıcak sonra soğuk, pilava böyle tane tane yapıyor. Benden öğrenmiş oldum. Bu bitiyor mu yoksa şu an mı uydurdun? Ona göre tavsiye edelim izleyicilerimize. Uydurmadım ya, valla benim annem böyle yapıyor. Arya, soğanı da usulünce doğruyorsun. Biz seni denetliyoruz. Her şey kitabına göre ilerliyor maşallah. Ben biliyorum diyorum, siz bana inanmıyorsunuz. Benim böyle görüntümün böyle olduğuna bakmayın. Senin hızman ya da piercingin var mı? Var, piercinglerim var. Hepsini çıkardım o kadar da olmasın diye. Perihan teyze duymasın bunları. Duymasın tabii bunları. Dün ne kadar hoş şarkı söyledin. Kızlar da dondu kaldı gerçekten. Ben bir sürprizim var dedim. Arzu korktu. Salona geleceğim, vereceğim zannetti. Halbuki ben sadece mikrofondan şarkı söyleyecektim. Ama söyledim, onu uyuz ettim, gıcık ettim ona. Oh iyi yaptın. Efendim? Arzu'ya söyler misin? Lütfen kendine güvensin. Ben oraya gelip de görünmeyeceğim. Yani senin aklını başından almayacağım. Söyler misin? Arya sen etleri pişirmeyi unuttun galiba. Neyse onları soğanlarla birlikte pişiririm herhalde. Gerçekten bu bir skandal. Eyvah kadın geldi kesin. Dur şunları yalandan şöyle karıştırayım da at, yandığını anlasın. Geldim. Zeynep erken gelmeyi seviyor. Baskına gelmiş olmasın sakın. Zeynep mi? Zeynep ya konuşuyor sadece. Cırcır konuşuyor, başka bir şey yaptığı yok. Kim o? Ben Okan'ın annesiyim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Buyurun.
Ben de tam yemek yapıyordum. Kokusu zaten silmiştir. Çantanızı alayım, ben asayım isterseniz. Tamam. Ya da size de kalabilir, nasıl isterseniz. Şu foşte yemeğini çok merak ettim. Tamam, bakayım tabii ki de. Tabii. Nasıl bir yemekmiş bu? Şu anda tam yapıyordum ben de. Neler yiyor, ne yapıyor? Etlerimi şimdi attım. Soğanlarla birlikte pişirmesi gerekiyor. Soğan tadı alsın diye. Onları niye uzun uzun öyle keseyim? Bunun böyle. Yani uzun uzun kesilmesi gerekiyor bu etin. Bunu aslında önce bunu eti koyup suyunu alasıya kadar piştikten sonra soğanı koyman gerekmiyor yok, yani? Yok, bunun soğanlarla marine edilmesi. Evet, marine edilmesi gerekiyor. Daha bir yaşıma daha girdim. Daha değişik neler evet, öğreneceğiz artık. Çok enteresan şeyler çıkarıyorlar. Gerçekten ben de şaşırıyorum. Pilavı da nasıl oldu? Badem, kuş üzümü. Öyle. O bademleri güzel kavrulmamış bence. Onlar çiğ olduğu için kavrulmaması gerekiyor. Yani çiğ suyun emmesi gerekiyor. Yani ama pirinçler çabuk pişer. Badem geç pişer. Nasıl olacak? Kıtır kıtır olmaz mı? Kıtır kıtır olacak. Zaten onun özelliği öyle. Kıtır kıtır olacak. Bugün markette nasıl geçti? Neler aldın? Çok mu masraf ettin? Çok masraf etmedim. Görmüş olduğunuz gibi zaten kıvırcık var. Ondan sonra salçayı zaten kendim evimden çıkardım, dolaptan çıkardım. Kaşar peyniri aldım, sosis aldım, mantar aldım, o kadar. Marul'un burada ne işi var? Şuraya kenara alınmaz mı yani sıcakta? Marul'un burada yani bir şey yok ki, sıcaklık bile yok ki. Arya, zaman daralıyor, bir saatin kaldı. Biz ben bir saatte helva bile kavururum yani. Yaparım. Çok yaparım yani. Hemen yaparım hemencik. Yani bugün... Ben yetiştireceğim, siz rahat olun. Ben kendi usulümle yapacağım bazı şeyleri. O ne? Bu baharat, özel bir karışım baharat. Oraya da sos da çıkar mısın? O sosla ne yapacaksın? Hangisiyle? Sosis çıkar mısın buraya? Onu en son masaya koyacağım. Çiğden, öylece bırakacaksın yani masaya. Öyle bırakmayacağım canım benim. Nasıl yapacaksın? Nerede görülmüş çiğ sosisin masaya konuldu? Allah aşkına yapma sen de canım benim. Oraya masaya koyacağım deyince ben ilk etapladım. Ben de onu düşündüm şimdi. Ama olur mu öyle şey şimdi? Şimdi kaşar da burada, kaşar da burada. Bunu ne yapacağım? İşte ne yapacağım diye yani. Nasıl yapacaksın diye sorayım ben de merak ettim. Bu yemeği çok merak ettim ben. Nasıl bir şey? Akşama ne yiyecek benim oğlum? Fıyıta dilim de dönmeye mübarek. Ne biçim ismi varsa nasıl yemekse bu fıyıta. Salla salla. Ne zaman yetiştireceksin? Nasıl oğlum ağırlayacaksın? Ben hayret... Tamam. Hayret edeyim doğrucası inan ki. Eğer yetiştiremezsem oğlum akşam sana gelir, sen de yemeğini yer. Bir gün bende yedi, iki gün bende yedi. Sonra ne olacak? Niye evlendireyim ben oğlumu o zaman? Sen de yapacaksın tabii. Niye yapmayacaksın? Canım yaparım, yapmam sen değil. Sen annem değil mi? Annem olmayacak mısın ki? Sen? Sen benim annem olmayacak mısın? Sen de yapacaksın tabii ki de. Sen bana annem... Benim annem... Ya ben iki gündür gittim. Maral'a gittim. Arzu'ya gittim. Biri kayniş dedi, biri de ne dese beğenirsin. Ne dedi? Ne diyebilir mesela? Allah'ım yani anne der, teyze der, ablam der. Çok çok yaşlı değilsiniz. Biri kaynana diye bağırdı. Kaynana mı? Kaynana, biri de kayniş diyor. Oğlumu bitirdin oğlumu. Bir şey olmaz kayniş ya. Kaynana! Ha buradayım. Neredesin? Ben size efendim diyeyim. İleride eğer oğlunuzla ben şahsen evlenirsem o zaman anne derim. Aa, o zaman çok beğendim şimdi işte. Evet. Şimdi 10 numara bir gözüme girdi. Perihan teyze Arya diyor ki Okan'la evlenirsek annesi haftada 2 gün bana yemek yapmalı. Evet, çünkü yemek öğrenmem lazım. İyi o zaman. Ben 2 gün yemek yapayım. Sen de börek çeşitlerini bilmem. Pasta börek bilmem. İşte ben de sen çok istiyorum. Pasta böreği öğret. Ben de sana yemeği zaten yapayım. Biliyorsunuz da İkimiz şöyle. Birbirimize ne kadar güzel olur inan. Evet. Ben de öyle dedim. Gerçekten. Hani, eğer ki dedim olursa arkadaşlara da söyledim. Hatırlatmaları evet. Çok iyi oldu. Dedim ki hani haftanın 2 günü gelsin, yemek yapsın, hem bana öğretir. Birlikte vakit geçiririz. Biz bir arkadaş gibi olur. Ben evet. Aslında var ya ciddi söylüyorum Arya bak. Bir bakar mısın bana? Ben arkadaş gibi olmak isterim seni. Ben seni çok sevdim inan. Gerçekten ben de sevdim. Annesi benim için önemli değil. Benim için önemli olan Okan. Ben onu anlaştıktan sonra bununla
uğraşamam yani. Sana ne benim dövmelerimden ya? Sana ne? Benim annem bana karışmıyor, babam karışmıyor. Sen kimsin be? Mesela diyelim ki annene bir hediye aldın. Annene alır, bana almamazlık yapar mısın? Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum, anneler gününde beraber yemek yeriz. Bir yerde otururuz diye düşünüyorum hani. Arya, darılmadan bir konu daha söyleyeceğim sana. Çok güzelsin, fiziğin güzel, yüzün güzel. Bu saçın rengi ne yavrum Allah'ını seversen? Bu renk ne ya? Bir de mutfağa girmişsin, yemek yapıyorsun. Şura şöyle bir ya başörtü gibi, ya bono gibi bir şey taksan daha iyi olmaz mı? İnsanlık hali, belki kıl bir şey dökülürse, yarın da akşama da o anda da Okan'a rast gelirse üzülmez misin? Ya tamam üzülürüm. Benim yani çok hassas bir büyük olaraktan sana bunu söylemek istedim. Ya bir şey olmaz bence yani. Hiçbir şey olmaz yani. Rahat olun, ben o konuda çok dikkatliyimdir. İkide bir gidip elimi yıkayıp geliyorum sen zaten. Sen çok güveniyor kendine ama inşallah Okan'ı çok memnun edersin. Bakalım Okan'ın da beni memnun etmesi gerekiyor mu şimdi? Ben her çok şey... değer veriyorum, ediyorum. Sofralar seriyorum, ediyorum. Her şeyi yapıyorum. O yüzden onu da beni tabii ki de şey yapması gerekiyor biraz. Bu arada ben size bir şey ikram edeyim. Ayıp oldu. Öyle hemen oturduk, sohbet ettik ama bir şey söylemeyi unuttum. İkram edeyim size. Kızım Allah'tan. Ben müsaade isteyeyim. Gerçekten ben mi? Gerçekten bu yemeği çok merak ettim. Onu görmeye geldim. Bu yemek bizim Bolu'da veyahut da normal halk arasında saç kavurması. Onun için ben müsaade istedim. Evet. Ben gideyim. Müsaade sizin efendim. Ne demek müsaade sizin? Ben gördüm göreceğimi. Sana da kolay gelsin. Tamamdır. Fahita'yı merak eden Perihan teyze, Arya'nın yemeklerine baktıktan sonra gelin adayımızı hazırlıklarıyla baş başa bırakıyor. Arya hadi teşekkür ederim. Elinizden. Bunu Okan'a söyleyeceğim. Bak ilk defa bir gelin elimi öptü. İlk defa bir kız elimi öptü. Öbürleri hiç öpmedi. Bunu Okan'a söyleyeceğim. Sizi seveyim ben artık elinizi öperim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim yavrum. Hadi. Rica ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hep böyle hadi beklerim çat kaba. İnşallah ben de seni beklerim. İyi günler. Hadi. Dikkat edin. Tamam teşekkür ederim yavrum. Nasıl geçti bu ani ziyaret Arya? Güzel geçti. Yani bilmiyorum ben... O ağzının payını verdim birazcık açıkçası. Anlaştınız bu sefer galiba. Güzel geçti yani biraz daha akıcıydı. Yani şimdi biraz daha böyle anlıyor galiba beni. İlk etapta beni karşıladı iyi ama bir evinde hiçbir terlik mürlük görmedim. Mutfağa girdim, fayda mıdır nedir yemeğini ona baktım. Değişik bir tuhaf yemek yani. Sizi nasıl karşıladı Arya? Arzu'ya da gittim, Maral'a da gittim. Orada sadece hoş geldin dediler. Hiç elimi öpmedi. O karşılaması, elimi öpmesi, giderken elimi öpmesi, gelince elimi öpmesi çok hoşuma gitti. Ama Okan beğenir mi bilmiyorum artık. Okan dün Arzu için diz çöktü. Bu duruma ne diyeceksin? Nasıl bir şeydi öyle? O neydi ya öyle? Diz çökülür mü öyle? Bir kıza çiçek veriyor. Yok ona gül kıvır. Yok ona bilmem ne yap. Kalbini kırdığım için özür dilerim. Gerçekten. Evet, belki ilk akşam yemeğimiz. Şimdi ben de aynı şeyi söylerim. Diz çök derim, o da diz çöker. Ama gerek yok böyle davranışlara, bu tarz şeylere. Zamanı gittikçe daralan Arya, salatası için malzemelerini doğramaya başladı. Ana yemeği hazır ama daha ara sıcaklar ve tatlı ortalarda yok. İçlerine malzeme koymayacak mısın? Yok ya. Masat görüntü. Sana inanamıyoruz Arya. Çok güzel bir hamur. Milföy hamuru güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Okan'ı tok gönderebilecek misin peki evden? Evet ya bu Okan'a yeter. Isınıyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum. 200. Sıra geldi sosislere galiba. Şimdi sosislerimizi şey yapacağız böyle. Bununla kızartacağız. Tatlıyı ne zaman yapacaksın? Tatlı dondurma vereceğim ona. Helvadan vaz mı geçtin? Helvadan vazgeçtim. Salataya mandalina mı sıkıyorsun Arya? Sen de limonum yok. Almayı unutmuşum. Mandalina da olacak. Sen şaka mı yapıyorsun? Sen de şakaya benziyor mu? Anlattım bir şu an. Zaten her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor zaten. Bir şey olmaz. Mandalinalı işte. Güzel kokacak hem de. Söyleyeceğim. Şimdi masamıza bakalım ya. Masamız ne durumda? Masayı kuracağız ama bunu ben şuraya çeksem daha iyi olur. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederiz. Masayı ortaya mı alacaksın? Evet masayı ortaya alacağım. O yüzden bana yine yardım edeceksin. Memnuniyetle.
Biz sana söyledik, biz olmasak yapamazsın diye. Gördün mü şimdi? Evet. Sen benim göz bebeğimsin artık. Masayı da yerine koyduk. Evet, elimden her iş gelir. Yaprakları nereye dökeceksin? Hangi yaprakları? Topladığın yaprakları Arya. Ha, onları en son masaya dökeceğim. Örtü güzel durdu. Gerçekten, piknik sepeti. Sürpriz. Arya, sosisler yandılar. Hadi canım. Ay çok güzel oldu bunlar. Ama biberleri o şekilde mi servis edeceksin? Evet. Böyle koyacağım. Bunun milföyleri de buraya koyacağım. Pissene ya, pissene! Öyle. Arya, masa örtünle tabakların çok güzel durdu. Evet. Piknik sepetim var. İçine ne koyacaksın Arya? Ona içecekleri koyacağım. İçecek mi koyacaksın sadece? Çok istediğim şeyler vardı da bugün yetişmedi. O zaman biraz boş kalacak sepet. Meyve koyacağım işte içine. Arya, resmen için yanmış. İçim yanmış gerçekten. Sepet masada kalmayacak herhalde. Bence bunu böyle koyacağım. Bu sepette ne var diye sorarsa Okan. Ya ben bulurum bir şeyler. Siz şu anda beni zor durumda bırakıyorsunuz. Hazırlıkların sonuna yaklaşan Arya, salatasına peynirleri de koyduktan sonra baharatlarla birlikte masasına yerleştiriyor. Ardından özenle hazırladığı meyve tabağına da son dokunuşlarını yapıp salona götürüyor. Milföyler ne durumda Arya? Yanmak üzere. Görelim hemen. Yanmadı. Yanmak üzereymiş ama. Yanmaktan son anda kurtulan milföyleri sosislerle aynı tabakta buluşturduktan sonra masasına yerleştiriyor. Bir bakalım masana nasıl oldu? Bence hoş oldu. Yani kötü olmadı. Evet Arya. Her şey hazır artık. Şimdi ne yapıyorsun? Giyineceğim. Giyinmeye mi gidiyorsun? Evet. Çak. Hadi görüşürüz. En iyi benim de az sonra. Vay vay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim ben de. Bence kadının ufağı makbuldür. Çok kibarsın. Teşekkür ederim. Bırakayım ben. Biraz ortam daha güzel olsun. Az sonra en iyi benim de. Evet. Harika görünüyorsun. Her şeyin hazır mı? Her şeyim var ama eksiklerim var tabii ki. Sizin yüzünüzden geç kaldım ben. Yapraklarımı dökmedim. Aa, çabuk tamamla. Ekmek falan koymadım masaya. Sonra bana diyecek ki nasıl bir kız bu? Ekmek yok masada diyecek. Şimdi benim yapraklarım neredeydi acaba? Bunun içine mi koymadım ben? Sanki mutfakta gördük biz onları. Hadi gidip bakalım. Bravo! Baya sokaktan topladığın yaprakları masaya koyuyorsun. Ama şimdi öyle sokak falan deme, park de var. Geldim. Bakıyoruz. Kızlar gelmiş. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba canım, gel öpeyim seni. Aa, Arzu nerede? Arzu yok. Yok, gelmedi. Neden gelmedi? Nasıl geçiyoruz? Onu beklemedik. Söyle sağ ol. Bekletmeyeceğim dedin ama beklettin yine de. Al bismillah, dakika bir gol bir yani. Hemen açtım kapıyı hatta. Elimde poşet vardı, attım böyle. Kendisi karşıladım. Ne yapıyorsunuz? İkinci kattan mı koştun? Evet ya. Elimde şey vardı, attım. Bekletmedim yani sizi. İyiyim, nasıl geçti? İyisiniz? İyi, sen nasılsın? Seni sormalısın. Nasıl geçti? Öyle koşturdum. Aslında çok güzel geçti ama biraz topuklarla falan çıktım. Bir de ayağım falan yoruldu. O yüzden... Çıkarsaydın ayakkabılarını. Daha rahat olurdu. Annesi geldi mi? Çıkaramadım sonra. Annesi geldi. Oturduk falan, böyle konuştuk falan. Annesi yemeklerimi merak etti. Geldi, kontrol etti vesaire falan. Anlaşabildiniz mi? Ya öyle anlaştık yani. Tatlı bir kadın aslında. Evet, benim de hoşuma sempatik gitti. Yani öyle kötü niyetli, art niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Fena değildi. Zaten fazla durmadı. Hemen gitti. Bu arada bir şey soracağım. Arzu yok. Bilmiyorum. Bekledik, gelmedi. Ya ben beklemedim. Çünkü Arzu dün çok fazla tepkiliydi. Bizimle konuşmasına da çok gereksiz bir kıskançlık yaptı orada. Evet. Yani resmen hepimizi veto etti. Onun bir anlamı varsa bizim de bir anlamımız var burada. Evet, o yüzden kendi gelsin bence. Kızlar, ben size bir şey ikram edeyim.
Tamam. Ben su alırım. Meyve suyu, soda. Ha, ben soda alayım. Vallahi mı? Evet. Kızlar, masaya ve yapraklara bakın isterseniz. Masada ne var bakalım? Yalnız bak, sen ormanda ağırladın. O da sana özendi herhalde. Aynı şey. O da kurumuş yaprak getirmiş. Ben bunların hiçbirini yapmayacağım tabii Maral, ki. Maral, su mu istemiştin sen? Evet evet, su. Tamam. Ay, muzda çürük mü ne, bakar mısın? Bu salata güzel, benim hoşuma gitti ama sesler hoşuma gitmedi. Arya'nın konsepti piknik hanımlar. Ha, öyle mi? Ben baktım hatta, ha, okay, şey tamam, piknik o zaman olur. Şey vardı. Niye bunun ismi? Sepet. Ha, bu sepet. Piknik sepeti. Ha, demek ki kareliyor. Hani bu bir piknik konsepti yapmış. Aman, kendince sürprizi bu muydu? Ama masada piknik olmaz ki. Yani evet, masada olmaz ama keşke yere serseydi, evet, değil mi? Böyle. Evet, böyle bir şey beklerdim. Yeşil. Bak, şey olabilirdi mesela, senin ormanının, evet, içinde mesela bunu yere serip böyle. Hani bence o şekilde de sepeti yere koyup böyle daha tarz bir şey giyip mesela daha salaş böyle giyip. Böyle biraz hani klasik, biraz da şey gibi. Ev klasik, bu da piknik. Evet, yani dışarıda biraz gibi. Evet, ikilemde kalmış herhalde, onu, evet, ayarlayamamış. Arya, musluktan mı dolduracaksın yani? Aratıcı var zaten onunla. Abi suyum yok, ne yapayım? Su yok desem laf edecekler bana. Teşekkür ederim. Soda ve suyla. Afiyet olsun. Şuraya oturacağım. Çıkarayım. Hala gelmedi Arzu yalnız. Enteresan. Belki vazgeçmiştir gelmekten dünden sonra. Bilmiyorum artık. Masayı nasıl buldunuz kızlar? Salatayı yani beğendim. Piknik sepetiyle ilgili bir şeyler yapacaktım. Konsept olarak dedim, hani biraz piknik havası vereyim. Bir şey söyleyeyim, bunun tadı bir tuhaf, neden? Şey, şişe soda, o yüzden. Bunu biraz, bir sen içer misin? İçeyim ya, bakayım. Aşkım, soda bu, şişe soda. Getireyim istersen, şişesini gör. Ya sen bana boş bardakla sodanın şişesini getirir misin? Ama kutu şişe getirdim. Aa, litrelik var ya herhalde. Soda, litrelik. Tamam, şişeye getir. Şişeye getir. Ya da Okan mı geldi? Kim o? Benim. Canım. Merhaba. Neredesin sen? İki saattir seni soruyorum. Sonradan gelmek istedim. İyi yaptın, geldim. Otur, ben geliyorum. Merhaba. Senin yere oturabilirsin. Ben bir mutfağa geçeyim. Hoş geldin. Bence hiç hoş gelmemiş. Hoş bulduk. Gerginsin. Niye gergin olayım ya? Gerçekten yüzünden düşen bir yüzün parça hiç mı? Gülmüyor. Gülsene. Hoş, yakışıyor sana güldüğünde. Sağ ol canım. Sana da sağ ol. Bir şey içer misin canım ya? Su alabilir miyim? Su. Tabii ki de. Hanımlar, aranızda bir gerginlik var. Neler oluyor? Aramızda bir gerginlik var. Evet. Çünkü Arzu dünkü tavırlarından sonra, yani sen kıskançlık yapıyor diye Maral'a o kadar laf söyledin. Ben kıskançlık dün yapmadım yalnız. Ha, dün yaptığın, doğru haklısın, dün yaptığın özgüven eksikliğiydi çünkü. Kıskançlığı özgüven aştı artık. Özgüven eksikliği falan değildi. Gayet bana saygısızlık yapıldı. Ben de ona tepki gösterdim. Ya sen öyle saygısızlık yapıldığını düşünüyorsun ama öyle bir şey yok yani. Neticede biz de buradaysak tabii ki bize de cevap verecek. Benimle beraberken size de cevap verecek. Size cevap verebilir. Tamam, benimle birlikte değilken, ben mutfağa gitmişken konuşun veya bir şey yapın yani. Bir şey söyleyeceğim hayatım, mutfaktayken ayrıca bile alındın. Sen mutfaktayken, evet, bizimle konuşuyordu. Aynen. Geldin, alındın, trip attın, dıdığını astın, çocuğu yere eğdin, yalvarttın. Ve çocuk artık yani... Yapabiliyorsan sen ne yap? Kalbini kırdığım için özür dilerim. Gerçekten. Tatlım ya, ben yapmam ki. Ben erkeğim onu yapmam. Ben onu başımın üstüne taşımam. Yapamazsın zaten. Niye kız zaman yapamazsın şimdi kız yani. Bulsun? Neden şimdi kız canım bulsun? Çocuk bıktı, anladın mı? Artık bir an önce olay bitsin diye ne yapsın? Ha, onun için mi yaptı? Evet. O zaman bıktığı için yaptıysa bir dahaki eğilmem tek taşta olacak lafını da bıktığı için söylemiştir herhalde. Seni avutmak için. Aha, tabii tabii. Bu arada Maral'cığım, dün Okan ayaklarıma eğildiğinde çok kıskandın mı? Merak ettim. Çok kıskanmadım canım. Ya ne neden yaptın? Kıskanacağım? Tepkin ne oldu acaba? Çok sen aşırı derecede ya böyle kıskandın. Çocuk ne yapsın? Mecbur kaldı. Mecbur kaldı. Evet. Hı-hı. Tabii kesin mecbur kalmıştır. Kızlar, şöyle söyleyeyim size. Bugün istediğiniz kadar Okan'la konuşabilirsiniz. Hatta yani konseptin dışına girecek ama yemeğe de gelebilirsiniz. Beraber yemek de yiyebiliriz.
Sıkıntı yok, problem yok yani. İstediğiniz soruyu yapalım. Da sorabilirsiniz. Tamam, şöyle yapalım. Hiç kıskanmıyorsun. Sen, bir dakika. Ya. Kıskanacağım ya. Sen yemeği bırak. O zaman bugün yemeğini ben yesin. Yarın da ben yesin, bugün de ben yesin. Ama bu senin yaptığın bencillik ama. Bu ama konseptin dışına tatlı... tamamıyla çıkıyor. Bugün peki bir şey söyleyeceğim. Senin bizim masaya davet etmen konsepte dahil mi peki? Yapalım. O zaman hep beraber piknik yapalım. Şimdi şöyle bir şey ama şimdi bak. Sen şimdi kuralın dışına çıkıyorsun. Sen bizi davet ederek çıkmıyordun. Ben az önce konseptin dışına çıktım, sen kuralın dışına çıktın. O zaman kapıyı, şey o zaman kapıyı çalsın, kapıyı sen aç. Ve işte haftanın damat adayı Okan, ellerinde çiçeklerle Arya'nın evine doğru ilerliyor. Okan, ne kadar şıksın böyle. Teşekkür ederim. Nasıl geçti dün Arzu'yla buluşmanız? Dün malum Arzu'yla yemek yedik. Beni güzel karşıladı. Yemekleri de güzeldi, beğendim. Ama sofrası o kadar güzel değildi, özensizdi. Masada tuz, karabiber, birçok eksiği vardı. Zaten bir de tartıştık, o da tuzu biberi oldu zaten. Bugün Arya'ya gidiyorum. Arya dün benim için şarkı söyledi. Şarkı yazmış hatta. Çok hoşuma gitti, beğendim. Umarım bugün de güzel bir yemek yeriz, güzel sohbet ederiz, şarkılı sözlü güzel bir akşam geçiririz. Okan eve doğru ilerlerken kızlar da sohbetlerine kaldığı yerden devam ediyorlar. Şu an sizin yaptığınız kıskançlık şu an fesatlığa girdi gerçekten. Şu an Zeynep gerçekten fesat kurtları sen yani böyle küzüştü yani. Zaten biz kapıyı açsak bir şey olmaz. Tamam git, çok meraklıysan git kapıyı aç. Bak git kapıyı aç. Kızlar sistem kurduğumuz yan odaya geçerken Arya da kapı açmaya gidiyor. Okan. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Okan, günün nasıl geçti? Günüm? Koşturmaca. Aynen benim gibi o zaman. Senin nasıl geçti? Benim de işte her zamanki gibi yoğun ve güzel. Neler yaptın? Sana çok güzel yemekler yaptım. Bana güzel yemekler yaptın. Umarım beğenirsin. Hmm. Peki bir şey soracağım sana. Tabii. Heyecanlı mısın? Çok. Seni çok merak ediyorum gerçekten. Beni çok merak ediyorsun. Aynen. İsmin gibi garip biri olduğunu düşünüyorum. Farklı garip bir tarzın derken... olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani garip biri derken? Yani diğerlerinden farklı, pardon. Peki başka? Hangi kızın farklı olduğunu düşünüyorsun? Yani içlerinden sadece senin farklı olduğunu düşünüyorum. Benim farklı olduğunu düşünüyorsun. Evet. Anladım. Annem biraz bahsetti çünkü. Peki annem ne söyledi? Çok merak ediyorum. Annem dedi ki... Saç rengi kızıl dedi. Dövmelerin varmış. Başka? Onun haricinde bir de mutfakta maharetliymişsin baya. Başka? Yani bu hoşuma gitti. Gerçekten. Mutfakta becerikli olman güzel. O zaman hazır mısın? Hazırım. Okan, elindeki çiçeği merak ediyorum. Nasıl bir çiçekle geldin acaba? Sana layık değil ama güzel çiçek yaptım. Şimdi aynı öteki kızları aldığın gibi aynı çiçekle gelmeni istemem. Mesela ben papatyalardan hoşlanıyorum. Keşke sorsaydın. Arya nelerden hoşlanıyor? Papatyayı çok severim mesela. Evet. O zaman aç ve gör. Peki, açalım. Vay vay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zaman papatyaları seviyorum dedin. Evet, papatyaları çok severim. Aynı çiçek bence. Hepsi aynıydı. Ay bence pek beğenmedi yani. Yani sana layık değil ama hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. I heard you say nothing stays the same. I heard you say change is here to stay. Take a look around. It's okay to let you go. Etkilendim ilk görüşte. Bu etkilenmek zaten ilk görüşte çok önemli. It's okay to go your own way. Etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani kapıda karşılaşmamız güzeldi, farklıydı. Devamı da gelecek. Nasıl oturayım? Fark eder mi? Şöyle oturabilirsin. Burası taht gibiymiş ya. Sevdim burayı. Evet. Benim antika evim kendimi biraz antikadır. Sultan gibi hissettim bak bir anda da. Evet. Biz de cariyelerin herhalde. Bir şey soracağım. Sen sultan gibi hissettin, ben de şey gibi hissedeyim. Böyle kraliçe gibi hissedeyim, yanına geleyim. Olur mu? Gel bakalım, böyle yanıma otur. Şöyle. Sultan, kraliçe, maşallah. Hürrem sultan gibi olmuş. Saçı da aynı renk.
tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Yani yapalım bakalım. Zaten tatlı birisin ama iyi yani. Evet. Başka annem başka nasıl dedi? Çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü normalde yani böyle hani sanki pek sevmedi gibi. Çünkü saçlarının rengi falan çok değişik dedi. Sevmedim annesi. Normal sevmemesi. Ben olsam ben de sevmezdim. Şöyle söyleyeyim, açık konuşayım. Çünkü hayatıma senin tarzında renk olsun, saçının rengi olsun, böyle dövmeli bir kız arkadaşım olmadı. Hı. Yani normal, klasik. Esmer, kumral, sarışın vesaire oldu. Hı. Hiç kızıl bir kız arkadaşım olmadı. O yüzden farklı bulmuş olabilir. Annem seni kırıcı bir şey söylediyse de onun adına ben özür dilerim. Esmer bak kırıcı bir şey söylemedi ama senin için kötü şeyler de söylemedi. Buna emin ol. Hı. Anladım. Yok zaten çok şeker. Elimden geldiğince çok iyi ağırlamaya çalıştım. Evet, evet. İlgilenmeye çalıştım. Hı-hı. Hatta yemeğimi şöyle bıraktım yanına falan geldim. O derece. Evet o derece yani ama yine yetiştirdim her şeyi. Hı. Göreceğiz evet. Bakalım. Güzel şeyler hazırlamışsın. Evet güzel şeyler. Et sevdiğimi biliyordun. Evet ona göre yaptım ben de. Ha, bu arada dün bana yazdığın şarkı için, bana söylediğin şarkı için ayrıca bir teşekkür ederim. Hı, rica ederim. Yani onu, evet, gerçekten sana yazdım. Boş geçmeyeyim. Çünkü hani normal bir şarkı yazılmış olsa aşk meş vesaire falan, hı-hı, ayrılık gibi olurdu. Hazırda, hı-hı, olsa dahi bile. Hı-hı. Ama ben oturdum sabah kadar ne yazabilirim? Ben de duygularımı yazdım. Daha görmeden. Ya gerçi gördün ama. Gördüm, ekranda gördüm. Yani Allah aşkına görmeden nasıl aşık yazılmış. Hem de şarkıda sana aşık oldum diye söylüyor. Bu arada bir şey içer misin? Su vereyim ister. Bir su alayım. Ilık bir su olsun. Soğuk olmasın. Dışarıdan. Dışarıdan lütfen. Sana zahmet. Arya bu arada ben kızlara da bir merhaba diyeyim. Tabii ki de. Ayıp olmasın. Tabii yanlış ki de muhabbet edebilirsin. Estağfurullah konuşabilirsin. Ha, yani iki gündür kızlar kıskançlık krizine giriyorlar. İçeriğiyle konuşuyorum diye. Merhaba kızlar. Merhaba. Nasılsın? Maral sensin bu sanırım. Evet canım. Canım. Belli. Canım demenden Maral, belli. Maral evet. Arzu. İsmini sayıkladım Maral. Arzu. Yanımda. Arzu. Efendim. Arzu küs müyüz? Küsüz tabii ki. Hala mı? Bilmiyorum artık. Bak şunu da unutma. Hayatımda hiçbir kız için şimdiye kadar diz çökmedim. Benim için çöktün işte. Evet senin nasıl için. Nasıl bıktırdıysa seni. Çöktüm. Nasıl kurtulmaya çalıştıysan artık. Ya Allah aşkına bil. Ya ne alaka? İstemesi çökmezdi. Arya, Okan'la ilgili ilk izlenimlerini öğrenebilir miyiz? Aslında tatlı çocuk. Hoş çocuk. Kameradan görüldüğü gibi değil. Daha sempatik. Ama biraz çok heyecanlı galiba. Heyecanlandı bayağı beni görünce. Seni çok merak ediyordu. Çok da heyecanlıydı üstelik. Galiba. Ben de onu hissettim zaten. Yani o gözlerindeki o titreme, dudağındaki o böyle çitleme. Ona hepsini fark ettim yani. Zeynep sen nasılsın? Bir dakika kızlar bana sesini. İyiyim Okan sen? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Son gün. Son gün yarın sendeyiz. Evet. Finali senle yapacağız. Heyecanlı mısın? Çok. Sana çok güzel sürprizlerim ya, var. Senin bir kere Fenerbahçeli olman çok hoşuma gitti. Aynı takımı tutuyoruz. Yarın bunu sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Bana yarın, güzel sürprizler hazırlayacağını evet, umut ediyorum. Evet sana çok güzel sürprizlerim var yarın. Umarım hoşuna gider. Çok güzel bir ortam olacak. Görebileceğin en güzel masa. Ve görebileceğin en iyi misafirperverlik olacak. O derece. Evet, kesinlikle. En iyi benim de az sonra. Evde benim sözüm mü geçer, senin sözün mü geçer? Tabii ki benim ama sözüm geçer. Ama öyle mi? Yani. Ya öyle derler ama genelde hep kadınların sözü geçiyor. Mesela benim sözüm geçer. Bizde geçmez. Yani laf yapmasını biliyorsun ama lafta, icraatta yok. İcraatta yok mu? Baksana. Çok sinirlendim şu anda. Sen bir bozuldun ama ya. Böyle sen bana beceriksiz dedin. Hı-hı. İcraat yok dedin, her şey lafta dedin. Hı-hı. Azıcık bozuldum tabii, bozulmadım değil. Az sonra en iyi benim de. Suyumu getirdin mi? Teşekkür evet, getirdim. Ederim. Çok kibarsın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok sağ ol, zahmet oldun. Peki sen kıskanç mısın? Şimdi ben içeriğiyle ara sıra konuşuyorum ya. Yani konuşmam da gerekiyor ya kızları da tanımam için. Onunla zaten biz tartışıyoruz sürekli. Hı hı. Kızlarla İçeriden falan. İçeriden sesin geliyordu önceki günlerde çünkü. Evet. Maral'ın evindeyken, Arzu'dayken falan. Ya ben kıskanç değilim. Heh, güzel. Yani rahat olabilirsin, konuşabilirsin, diyalog kurabilirsin kızlarla. Bir şey sorarlarsa ben kırılacağım veya tepki vereceğim, göstereceğim diye, hı hı, hiç çekinmeden, hı hı, kızlarla evet konuşabilirsin. Fazla rahat yani. Belki de beğenmedi, o yüzden öyle rahat. Olabilir. Aynen, belki de beğenmedi. Masaya geçelim mi?
Olur. Güzel yemekler yiyeceksin. Hadi bakalım, bekliyorum. Sofra düzeni gerçekten başarılıydı. Yani bir Arzu kadar özensiz değildi. Böyle piknik masası edasında bir şeydi. Ama keşke Maral'ın ağaçlarını alsaydı. Daha bir güzel havası olurdu. Ben sandalyeni tutayım. Tabii. Çok kibarsın. Teşekkür ederim. Her zamanki hali biliyorsun. Sandalyem daha önce çok kişi çekti. Öyle mi? Küçük bir espriydi. Yani espriydi. Neyse. Bunları yakayım ben. Biraz ortam daha güzel olsun. Okan'ın mumları yakmasıyla romantik akşam yemeğinin startı veriliyor. Acı biber evet, sevdiğini söylemiştin ama sonra yersin. Sonra alırım ondan. Salatayı buradan yiyebilirsin. Tamam. Olur. Sen yemiyor musun? Ben de yiyeyim. Ben de sana servis. Yok olur mu, önce ben yiyorum. Tamam. Hı. Ben seni yormayayım, sonra annenler benim oğlanı çok yardım. Mum yanmıyor. Ay yanmasın, boş ver, ne gerek var şimdi muma? Zaten mumluk bir şey yok, anladın mı? Piknik masasında mum. Yakalım. Sorun değil, kalsın o. Olsun. Olur mu canım? Şimdi biri yanıyor, biri yanmıyor. Bence yanmamak bu ısrarlı o. Bence kalsın. Tamam, kalsın bence. Sonra yani yakarız. Beceriksiz gibi oldu mu? Bak yaktın. Yaktın. Yani. Elin yanmadı değil mi? Yok, elim yanmadı. Peki. Yani değil. Bakayım, yandı mı yanmadı mı? Ya yanmadı aslında ama. Hadi. Bak bak, elini tutmak için bak yani. İnanmıyorum ya. İlk günden elini tutuyor. İlk dakikadan. Arya başladı kurlarına. Arya, bir şey soracağım. Sor. Dedin ya hani annemi çok sevdim falan diye. Hı hı. O da senden hoşlanmış. Bizimle birlikte, annemle birlikte yaşamak ister misin? Hı? Tabii ki istemez. Seni seçse yaşamak ister. Neden istemiyor? İstemez. Ne oldu, dondun kaldın? Şimdi böyle bir soru beklemiyor muydun? Evet, böyle bir soru beklemiyordum açıkçası. Şimdi benim... Şimdi şöyle bir şey, o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi evet, aslında ben kız arkadaşımla, evleneceğim insanla ayrı evde yaşamak istiyorum. Hı. Yani annemle birlikte yaşamayacağım. Durumlar değişti. Hı. Annemle birlikte yaşamamız gerekiyor. He, şartlar gereği. Hı. Zorunluluk içerisinde tabii ki de başımın üstünde yeri var. Tabii. Ama öbür türlü kabul etmem diyorsun. Ya öbür aynı türlü biraz sorun olur. Ya her niye gün gelsin. Olur ki? Her gün gelsin. Yemek yapalım birlikte, eğlenelim. Gece kalmasın. Yine kalsın. Ama işte arada kalsın, arada gitsin. Her zaman gelmesin. Her zaman gelsin ama geceleri gitsin. Neden özellikle geceleri? Neden istiyorsun yani? Ben şimdi mesela annene şey dedim. Dedim ki mesela haftanın iki günü gelip yemek yapar mısın bana dedim. Bunu dedin mi ona? Dedim. O da tabii ki de yaparım dedi. Ben senden yemek öğrenmek istiyorum dedim. Hmm. Hani niye, farklı yemek lezzetler, yapmayı yemek yapmayı biliyorum ama senin sevebileceğin farklı damakları öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyor. Niye öğrenmedi mi şu zamana kadar? Ben sana anlattım, et yemeklerini seviyorum, mutfakla. Ama annenin şimdi vesaire. Annenin yapmış olduğu yemekler çok farklı oldu. Tabii ki annem. Biraz daha bir eski annemin yemekleri kadar yapamazsın zaten. Ben onu öğrenmek istiyorum. Haftanın iki günü gelip yapar mısın dedim bana yemek. Benim annem bana her gün yapıyor, öğretiyor. Annemin öğrendikleriyle kaldım. Senin annen de bana öğretsin, yemek yapsın. Birlikte temizlik yapalım. Annem bana bunları annemi yapıyor. Benim annem olacaksa o da yapsın. Çalıştıracağım değil. Beraber yapalım. Ha bir de temizlik yaptıracak kadına. Arya, sen hiç evlenme hayatım o zaman yani. Her şeyi annesi yapsın. Sen ne yapacaksın? Evine temizlikçi alsınlar, her şeyi yapsınlar. Arya da şarkı söyleyecek. Anne kız gibiyiz. Onunla da anne kız gibi olacaksak... Zaten annem yapsın. Öyle istiyor yani. Zaten annem... Annen buradan şey istemiyor, hani bir gelin olarak bakmıyor zaten. Evet. Hani kızı istiyor. Anne çünkü kız gibi. Biz iki kardeşiz, tamam mı? Abim var, ben varım. Benim bir ablam veya kız kardeşim yok. Annem de kızı olsun istiyor, kızı gibi yani. Anlatabildim mi? Ama bu demek olmuyor ki annem her zaman gelsin, yemek yapsın da temizliğe yardım etsin de sen işe gideceksin, annem yemek değil yapacak. Mi? Beraber. Bu demek değil yani. Ama ben az önce bak detaylandırdım, söyledim. Anladım. Annen anladı. Beni çok iyi anladı. Dedi ki benim aradığım... Ben bu konuyu annemle bir daha bir görüşeyim o zaman. Aradığım gelin adayı bu işte ya dedi. Bu dedi yani. Sana dedi bu. Evet, bana dedi. İkimiz birbirimize ne kadar güzel olur inan. Evet, haftanın iki günü gelsin, yemek yapsın, hem bana öğretir. Evet. Öyle dedim. Güzel yani. Annem şöyle anlattı, işte Okan da farklı bir tip dedi. Evet. Hani senin eski kız arkadaşlarına benzemeyen bir tip dedi. Kızıl dedi. Dövmeleri var dedi. Çok dövmesi var dedi. Ben çok aşırı derecede dövme sevmiyorum. Bunu baştan söyleyeyim sana. Tamam. Bir tane, iki tane
şeydir böyle ama her yeri kaplayacak, böyle kolları kaplayacak falan diye. Görüyor musun? Kötü mü duruyor? Sadece kolda var. O dövmelerle nasıl beğensin ki bir anneyi hani? Seni de pek beğenmedi bence Arzu. Beni gayet de beğendi. Bence beni gördükten sonra hiçbirini beğenmeyecek. Beni daha fazla beğendi. Hayır tabii ki. Okan, bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi takıntılıyım. Normalde ben hep oraya otururum. Yer değiştirsek. Beni. Yani... Yanlış anlamasın herhalde. Anlamam. Hadi bu sefer gerçekten, bu olsun. Gerçekten çünkü hani o tarafa hep oturuyorum. Bu tarafta seni görmek böyle biraz tuhaf geldi bana. O zaman niye ya, böyle yapmak istemedi. Teşekkür ederim. Hadi. Tabakları da şey çok değiştir. Saçma. Bir de Aryanuş çocuksu tavırları da çok itici bence. Aynen. Yani. Annen dedi ki bir tane dövme olsa çok muazzam dururdu dedi. Yani evet ben de ondan yanayım yani bir tane olsun. Bir iki tane olsa dedi. Şunları da vereyim. Ben de dedim ki o zaman bu demek olmuyor ki büyük dövme sevmiyorsun, küçük dövme seviyorsun. Ya evet yani onu ben de seviyorum mesela. Küçük bir şey olabilir, bir tanedir, bir anlamı vardır. Ama kızın bence çok beğenmedi fazla Okan. Dövmesi var. Bence de beğenmedi. Saçını da taktı zaten. Saç rengin, dövmelerin dedi. Saç doğal değil böyle, kırmızı. Seninki doğal sarı çünkü. Benimki doğal gözüküyor. Hayır, senin benim saçın doğal mı peki? Evet, benim kendi saçım. Yok, belli olmuyor. Sen demek ki gözlerde bir sıkıntı var. Lens mi? Yok canım, lens değil. Benim kendi gözlerim. Saçlar lens ya, ondan güzel dedim. Değil mi gözlerim? Gözlerin çok güzel, evet. Tek, evet, tek güzel yerin onlar zaten. Öyle mi? En iyi benim de az sonra. Gözlerinin nemine, açık kumral tenine, emir veren dillerine ben aşık oldum. Söz ver hadi bana aşkım, söz ver hadi bana aşkım, söz ver hadi bana aşkım, hep yanımda kal. Az sonra en iyi benim de. Benim için sildirmez misin? Senin için sildiririm. Çok önemli çünkü değil. Hı. Çok önem taşıyan dövmeler taşımıyorum. Hı hı. Kendimce sevdiğim dövmeleri yazdım. Yani önem taşımıyorsa niye yaptırdın o zaman? Çünkü seviyorum. Hı. Müziği sadece çok seviyorum. Zaten müzikle alakalı kolum hep zaten. Hı. Kızlar. Efendim. Size bir soru soracağım. Sor. İleride annemle birlikte bizimle hep beraber yaşamak ister misiniz? Ben zaten sana dün yaşayacağımı söylemiştim tatlım. Tatlım mı? Tatlım derken Arzu tatlım diye hitap ediyor bana bu arada. Sana tatlım dememi neden orada yetiştiriyorsun? Arzu bana tatlım diyor çünkü diyorsun. Çünkü bana söz verdi. Hayırdır? Öyle başka birisine söylemeyeceğim. Hayırdır dedi. Hayırdır ya? Dün ayağımda diz çekiyorsun, orada beni gambaz diyorsun. Ne oldu? Tatlım desem ne olacak? Sakin ol Arzucuğum. Bence de Arzu biraz sakin ol. Dünkü sinirin hala geçmemiş sanırım. Geçmedi evet. İyice de sinirlendiriyorsun. Ama ben senin gönlünü aldığımı düşünüyorum. Zaten. Zeynep sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Annenin başımın üzerinde yeri var. Ne zaman isterse dilediği kadar bizimle yaşayabilir. Hı. Ben de onunla yaşarım. Senin annem benim annem. Hı. Benim için hiçbir problem yok. Tabii ki seninle baş başa olmayı tercih ederim. Hı. Ama senin annem benim başımın tacı. Teşekkür ediyorum. Arya hazır baş başa kalmışken duygularını alabilir miyiz? İyi çocuk ama annesini çok seviyor. Annesine sürekli takılı kaldı yani öyle. Annem annem, annesi de oğlum oğlum. Bu ne ya? O zaman anne oğul ayrı eve çıksınlar, otursunlar o zaman. Ben de arada bir kocamı bekleyeyim. Baş başa kalmışken bir soru soralım sana. Okan duymasın ama. Dövmelerini gerçekten sildirir misin? Kesinlikle sildirmem. Çok problem olacağını zannetme. Ben buyum yani. Beni böyle seçmeli, böyle kabul etmeli. Peki Okan'a neden beni böyle kabul etmelisin demedin? Şimdi bazen oynamak gerekiyor. Masa nasıl peki? Hoşuna gitti mi? Yani Arzu senin masandan iyi yani, açık söyleyeyim. Ya gene mi laf koyuyorsun bana? Bak beğenmedi senden, masanı da beğenmedi. Ya senin masanı beğenmeme değil, çok basit ve çok sadeydi. Ne oldu, yemeklerimi beğendin ama? Masandan bahsediyor zaten. Bir dakika ya, niye ortaya giriyorsun ya? Neden ortaya giriyorsun? Anlamıyorsun çünkü, ısrar ya hala. Ya sana ne? Arzucuğum daha saygılı olursan. Ya sana ne? Neden atlıyorsun ki? Kızlar sakin, birbirinize girmeyin bir masa için canım. Yok, birbirimize girmiyoruz da Arzu kendini fazla kaptırdı. Burada stres yaptı, ağlayacak birazdan. Niye ağlayayım yani? Ya? Neden ağlayayım ya? Tabii müsaade edersen. Zaten suratsız oturuyorsun. Arzu sen ağlama, kıyamam gözyaşlarına. Arya, Okan'ın kızlarla konuşması seni rahatsız etmiyor mu peki? Hayır, gerçekten rahatsız etmiyor. Sonuçta biz burada 4 tane kızız değil mi? İkisi sarışın, biri esmer, biri kızıl. Sonuçta belki çocuk mesela hiç hayatı boyunca kız. Kızıl bir kız arkadaşı olmamış. Belki de ben olacağım. Neyse kızlar,
Arya'ya da çok ayıp olmasın, onunla da ilgileneyim. Arya seni çok kıskanmıyor, farkında mısın? Bize bıraktı seni. Yanına bile gelmedi. Geliyorum hemen. Neredesin ya? Geldim. Vay 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 vay. Şunu şöyle. Teşekkür ederim. Güzel gözüküyor. Evet, görüntü çünkü güzel yaptım. Görüntünün güzel, beğendim. Ben de şu an ilk defa tadacağım. Tabak sunumun güzel, bir de tadına bakacağım. Ben de şu anda... Kızlar şu an merak ediyor, et pişmiş mi? Evet kızlar, çok güzel pişmiş. Baktın bile tadına. Pişmiş olabilir de yani. Ama fayita... Hiç fayitaya benzeyen bir şey yok ortada. Et sate, üstünde peynir var sadece. Fayita mı onu bilmiyorum. Biraz kuru olmuş. Neden öyle oldu biliyor musun? Neden? Şey, ocağın üstünde böyle unuttum ben bir an. Kaşar tam erimemiş. Eritmedim bilerek. Peki benim sana birkaç sorum olacak. Söyle canım. Peki mesela sen benim anneme nasıl hürmet edebilirsin? Benim annemi nasıl şaşırtabilirsin? Anneni nasıl şaşırtabilirim? Zaten annem beni görünce şaşıracaktır, buna eminim. Neden şaşıracak? Yani bilmiyorum, tabii ki hayatına giren erkekler eski sevgililerin nasıldı ama... Ben bugüne kadar annemle kimseyi tanıştırmadım. Hadi canım. Hiç kimseyi tanıştırmadım. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Neden? Tanıştırmadım çünkü... Tanıştırmaya insan... layık mı olmadılar yoksa? Layık demeyelim. Çünkü çok temiz, çok güzel insanlarla tanıştım, flört edindim. Ama ben aşık olmadığım bir insana neden... Peki beni tanıştırır mısın annenle? Şimdi aşık olursan tamamıyla, ilişkimiz çok güzel bir boyuta gelirse... tabii ki neden tanıştırmayayım ki? Yani bugüne kadar aşık olmadın mı sen hiç? Hayır, olmadım. Buradan bunu mu anlayayım? Yani olmadım, öyle söyleyeyim. Ya bence güzel, mantıklı bir açıklama yaptı. Yani olmamış olabilir, normal. Yani. Günümüz şartlarında aşk çok zor bir şey. Aşk olmadığı insanla neden görüşüyor o zaman? Ay, en azından senin gibi şıp sevdi değil, bir saatte aşık olmuyor. Bırak da bir zorluğu olsun. Ay, seni de yarın göreceğiz. Bakalım ne yapacaksın? Göreceğiz de, ben aşık değilim çok yani. Çok tartışmayı seviyorsunuz kızlar. Arzu. Aslında sen Arzu. Peki en son ilişkin ne zamandı? En son flörtüm geçen haftaydı. Hadi canım. geçen hafta. Geçen haftaydı ve... anlaşamadık. Ben de görüşmek çok istemedim. Çok yakın değil mi? Yani aşk yoktu, meşk yoktu. Sadece bir flört. Merhaba, nasılsın? İki arkadaş gibiydik zaten. Ona karşı bir şey hissetmediğim için ben de görüşmeyelim dedim. Nezaketen ayrıldık. Yuh yani. Onu da getirseydin. Bir haftada buldu işte yenisini. En azından bir saatte buluyor. Yani o zaman sen böyle ilişkilerinde hep flört mü yapıyorsun? Flört mü ediyorsun? Flört değil. Yani... Mesela benim en uzun ilişkim 8 ay oldu. O da kısa. 8 ay ama en uzunu 8 ay yani. Hadi canım sen de. Evet gerçekten. Oha çok kısa. En uzun ilişkisi 8 ay mı? Demek ki Arya'nın bir bağlanma problemi var. Ciddi anlamda bir ilişki falan düşünmedim ben. Hani yani evlilik vesaire falan hiç olmadı. Yani. Ben zaten 25 yaşındayım. Evet. Hiç kimseyle hani ciddi anlamda bir evlilik yapalım şu vesaire falan olmadı. Evet. Ben de ayrılırsak ayrılırız yani sonuçta. Sen olmazsan başkası olur. O olmazsa başkası olur. Hayatıma böyle... muhakkak biri girecek sonuçta. Yalnız yaşayan bir kadınım sonuçta. Ben de isterim sevgilimle el ele tutuşayım, yanımda biri olsun. Ya tabii ki ben de bunu isterim. Ama ilişkilerin çok çabuk yani kısa vadede olmuş genelde. Arya'nın en son ilişkisi bir hafta önceymiş zaten. Orada çok şaşırdım. Bu benim kafamda soru işareti oluşturmadı değil. Bunu soracağım ona tekrar. Bence Okan sıkıldı. Beğenmedi, sevmedi de. Yani zaten kim ister ki yani böyle... Arzu'dan da sıkıldı dün, kaçmak istedi. Okan zaten uzun süreli bir ilişki istiyor. Yani aşık olabileceğine inanıyor musun peki burada? Evet, inanıyorum. Peki... Senin kadar inanıyorum. Benim kadar inanıyorsun. Evet, çok kadar iddialı. Okan bir hafta içinde olabileceğine inanıyor. Acaba ilişkilerindeki kısa vadede olması... senin hatan mı var burada? Yanlış tercihler mi yapıyorsun? Benim hatam. Yoksa... Karşı taraf mı seni yanlış üzüyor? Yanlış tercih değil. Yani aslında ilişkilerim hep çok güzel olmuştu. Çok eğlenceli, çok böyle hani canımız isterse oradayız, buradayız vesaire falan hani çok iyiydik ama ben sıkılganım. Ben çok sıkılganım. Hani sürekli sıkılıyorum. Mesela örnek veriyorum bir haftalık 10 gün sonra ben sıkılmaya başladım. Onu sevmediğimi anlıyorum. Demek ki senden de sıkılacak Okan. Bu sefer çocuğa yazık olmuyor mu? Çocuğa yazık karşı oluyor. İşte ben de onu daha fazla sürdüremiyorum. Ayıp olmasın. Karşıma alıyorum zaten, söylüyorum hani tamam biz ne zamandan beri birlikteyiz? Örnek 2 aydır. Ama hani tamam her şey güzel vesaire ama orada bir aşk yok. Ben aşk istiyorum. Ben 30 yaşında, 35 yaşında değilim ki ben onunla hani bir mantık yürüteyim. İstemiyorum öyle bir şey. Yani doğru söylüyorsun. Beni sevsin.
Beni güldürsün, beni eğlendirsin. Hadi aşkım kampa girelim, kamp yapalım. Antalya'ya, Lara'ya. Kampa. Kampa gidelim. Oo. Evet. Severim kampı. Uludağ'a gidelim, hadi kayak yapmaya gidelim. Hmm. Antalya'ya geldin. Lara'ya gittim, kamp yaptım orada. Lara. Arkadaşlarla biz orada çok coştuk, çok güzeldi. Lara değil. Lara değil zaten orası, Kundu. Kundu da kamp yapılıyor. Tamam, bunları benden önce yapmışsın. Evet, hala da yapıyorum ama. Ama bunları benle birlikteyken yaparsan... Senleyken ben seninle yaparım. Onlarla he. Kimseyle değil. Ben seninleysem seninle yaparım. Hmm. Ha, çocuk mu, çılgın mı? Ne yaptığı belli değil yani. Yaşını oturtamamış. Allah boy vermiş, gerisini de koy vermiş. Ben de vermiş. Çocuk kalmış. Ya mesela aşkım sahneye çıkacaksın ya, o olmamış, üstünü değiştir. Ya da ne bileyim şu ayakkabı olmamış aşkım. Ayakkabın tozlu, yine mi tozlu, ver onu sileyim demesini istiyorum. Sileyim. Aynen. Yok artık. Ama hoşuma gider bu. Yok artık. Gerçekten. Yani ben durup durup senin ayakkabılarını yapamam orada. Ayakkabı silmek mi? Yani ben hiçbir kadının ayakkabısını silmedim şimdiye kadar. Ya silmem de zaten. Buna şey gerek, temizlikçi gerek evde her şey yaptırması için. Ben senin ayakkabını silerim mesela. Aşkım bak bu tozlu. Ver onu ya, öyle çıkamazsın dışarı. Veya gömleğin ütüsüz. Ben bunu ütülerim, iyi ütülemem lazım. Hı-hı. Seni çok iyi bir şekilde, şık bir şekilde giydirir. Jilet yapar, seni sokağa o şekilde çıkarırım hani. Çok iddialı bir şekilde. Kocasına bakmak gerek. Hayır, gömlek ütülemekle ayakkabının tozunu silmek çok farklı şeyler zaten. Bunu ayıramadığı için bariz belli şey yani. Bahsediyorum. Yok, Arya'ya söylüyorum. Ya mesela ben haftanın iki günü veya üç günü bana yemek yapmanı istiyorum. Mesela ben şöyle koltukta oturayım, ben seni izleyeyim. Hı hı. İki üç gün annesi yapacak, iki üç günde Okan'ın kendisi yapacak. Ama sen hiç yapma, haftanın bir günü yaparsın. Ayakkabını silecek. Azze de kendine bir uşak tut derler adama. Yani yaparım, neden yapmayayım? Yaparım ama her zaman bunu yapmam. Ama ben her mesela gün... ilgiyi seviyorum ya, beni 30 defa günde aramalısın. Oo. Sen şunu yapar mısın benim için? Çalışıyorum, çok yoğunum, yoruldum, eve geldim. Ya dedim ki çok yoruldum, ayaklarımı yıkar mısın? Gerçekten çok yoruldum. Yıkar mısın? Yıkamaz. Ben sana vereyim cevabını. Gerçekten kötü durumdaysan sana tuzla soğuk su yapıp ayaklarına getiririm yani. Ayaklarını dinlendiririm. Yıkamak ne ki yani? Hı. Yaparım, neden yapayım? Getireceksin, leğeni getireceksin. Tamam mı? Kıyamam. Okan, güğümü de getirsin söyle. Çok yorgunum, kalkamıyorum, ayaklarım ağrıyor dediğin zaman zaten ben eşek değilim, onu yaparım yani. Öyle, estağfurullah dedin az önce, duydum onu da. Bunu herkes yapar zaten. Görüntüme bakarsan ne yemek yapmasını bilir, ne temizlik yapmasını bilir. Halbuki ikisini de çok iyi yapıyorum. Ama ben kocaman ayaklarını da yıkarım, kimse kusura bakmasın. Ayaklarını öyle tutup da sabunlayamam, çitileyemem ayaklarını. Çalışıyorum, eve yorgun geleceğim. Arya'cığım bana masaj yapar mısın? Ayaklarımı yıkar mısın? Ya bir leğen gibi bir şeye soğuk su koyarım, tuz koyarım. Al hayatım ayağını suyun içine koy derim yani. Benim de isteklerim olacak tabii ki. Mesela benim çocuklarım olduğu zaman mesela altını sen değiştir isterim yani. Yok artık. Gerçekten var. Okan her şeyi sana yıktı, farkında mısın? Yemek yap Okan, çocuğa bak Okan. Annesi temizlik yapacak. Ben sahneye çıkacağım mesela, sen bakacaksın. Ben çocuğumu kimseye emanet etmem. Arya'nın istekleri gerçekten çok garipti. Ben benim sözüm geçer diyorsan benim sözüm geçer. Ben evde çocuk bakacağım. Sen sahnede şarkı mı söyleyeceksin? Olmaz öyle. Ne iş? Tabii ki ona bakarım. Yediririm, içiririm, gezdiririm. Gerekirse altını da değiştiririm. Ama yaparsın yani benim için. Her zaman değiştirmem. Geriye kalan günlerde de yemek yapacaksın zaten. Genelde nerede çıkıyorsun? İstanbul'da. İstanbul'da. Şehir dışı oluyor mu? Şehir dışı oluyor. Örnek veriyorum, 4 günlüğüne gidiyorum. Tut ki benim çalıştığım otele geldim. Harika bir şey. Sahneye çıkıyorsun. Evet. Tamam. Olabilir. Karı koca değil miyiz? Giyinmişsin, şık ama kimse bilmiyor. Hı hı. Açıkçası ben senin o sahneye çıkmanı istemem. Yani o senin benim çalıştığım otelin. Yani aslında genelde de istemem. Sen beni sahnede gördüğün zaman gurur duyacaksın. İddialıyım diyorsun. Çok iddialıyım. Çünkü neden? Ne tarz şarkılar söylüyorsun? Bu şarkıyla, oyla buyla değil. Hı. Zarafetimle. Zarafet değil o, zerafet. Ben insanlarla laçka laçka olmayı sevmem. Sahne benim ekmeğim. Ben insanlarla laçka olmayı kesinlikle sevmiyorum. Ama ben bunu kaldıramam gibi geliyor bana. Çünkü sen sahnede şarkı ama söyleyeceksin. Şöyle bir şey var. Misin? Şıkır şıkır mini etek vesaire. Yok, şıkır şıkır mini etek ben herkes giymiyorum. Herkes seni izleyecek. Hayır. Öyle bakacak falan. Ben sahnede mini etek giymiyorum. Ya, ben kumaş pantolon giyiyorum. Okan bir beni dinler misin? Bir saniye. Efendim dinliyorum. Samimi geliyor mu sana gerçekten konuşmaları? Yani dengesiz değil mi? Tutarsız konuşuyor şu anda. En iyi benim de az sonra. Bu dondurma hazır ama üzerinde ne var acaba? Dur tadına bakayım, ona göre ben yaptım diyeceğim. Arya.
Arya. Na 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 na. Gerçekten sen mi yaptın? Kalbini mi kırdın? Ya sordum sadece hani sen mi yaptın? Kalbim kırılmadı ama ben yaptım. Az sonra en iyi benim de. Bu arada tatlıya geçelim. Olur, geçelim. Ben doydum zaten. Aynen. Tatlıda da benim sana yazmış olduğum şarkıyı tekrar okuyacağım. He. Evet. Ve sana sürprizim var bir tane daha. Bir sürpriz daha. Ama kötü bir sürpriz. Kötü sürpriz neymiş? Kötü sürpriz olabilmez ki. Tatlı servisi için mutfağa gelmişken biraz konuşalım. Nasıl gidiyor sence? Valla güzel gitti. Yemekleri bol bol koydum. Allah'a şükür biraz şey olmuş kalmış. Nezaketen bırakmış. Belki sesimi duyuyor. Kötü sürpriz tahmin ettiğimiz şey mi yoksa? Dondurma. Biliyorduk ortada tatlı falan yok. Dondurma bir içeceğim ona. Arya'nın bana sürprizi varmış. Evet ama kötü. Evet kötü bir sürprizmiş. Sürprizler kötü olabilir mi? Sence? Yani sürprizler güzel şeyler olur bence ama direkt söyledi kötü bir sürprizmiş. O zaman sürpriz değil ki o. Normal yani inşallah... Arya biraz ters bir kız olduğu için böyle şeyler çok normal bence. Arya... Alıştır kendini bunlara. Arya uçuk bir kız ya baksana. Şimdi ben aramızda kalsın bir şey söyleyeceğim size. Bu dondurma hazır ama üzerinde ne var acaba? Dur tadına bakayım ona göre ben yaptım diyeceğim. Ah Arya ah. Hurma mı bu ne ya? Ayva galiba. Arya pes doğrusu korkulur senden. Ayvaymış bu. Doğru bildin. Ne diyeceksin bu durumda? Ben ayvayı ben kendim yaptım ama dondurmanın üzerine koydum diyeceğim. Helva bekliyordum ama sen başka bir şey yaptım diyeceğim. Helva sevmiyormuş galiba. Dondurmayı bu şekilde mi servis edeceksin? Başka bir şey üzerine süs için kahve koyalım. Biz de abartalım. Enteresan bir fikir. Kahve böyle Serpil'im. Abartalım. Kahve koyalım. Nasıl bir tat olacak hiç bilmiyorum. Helvayı mı yaktı acaba? Ne yaptı? Sürpriz. Arya seni takmıyor bence Okan. Vallahi bilmiyoruz artık. Bence Okan da hoşlanmadı. Yalnız bırakıp bırakıp gidiyor. Arya. Arya. Kaçtı mı seni bırakıp? Arya. Na 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 na. Sen de şarkı mırıldanıyordun. Yani. Bu mu kötü sürpriz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben normalde sana helva yapacaktım. Helva? Evet. Yapamamış helva. Yapamamış dondurma getirmiş sadece. Daha dur helvamızı niye yapmıyorsun? Sonra düşündüm ki helva yapmayayım. Ne yapayım? Dedim şey yapayım. Ben ayva reçelini çok severim. Çok iyi yaparım. Ben ayvaları reçel yaptım. Üzerine böyle reçel attım. Dondurmanın üzerine. Evet, değişiklik olsun diye. Gerçekten sen mi yaptın? Kalbini mi kırdın? Ya sordum sadece hani sen mi yaptın? Kalbim kırılmadı ama ben yaptım. İyi, tamam bakacağız. Sen, görüntü güzel mi? O biraz erimesi lazım. Kendi mi yapmış reçeli? Ama güzel görünüyor. Ben de yemek istedim şimdi. Okan biz de istiyoruz. Bize de yapsın. Dondurmayı ben yapmadım. Ayvaları tamam. Ben yaptım. Ayva reçelini ben yaptım dedin. Bunu da sen yaptın. Dondurmayı tamam. Ben yapmadım. Sadece servis ettim. Tamam. Hazır aldım dondurmayı. Anladım. Yani dondurmanın üstüne reçeli koymuş sürpriz diye getirmiş ama Allah aşkına. Ama yanında böyle güzel yapmış bence. Tatlım bir tek tabağa koymuş ya. Dondurmayı tabağa koymuş, üstüne reçeli koymuş getirmiş yani. Benim dediğim servis yani güzel olmuş. Ha, bir tek sunumu güzel. Yaratıcıyımdır. Böyle değişik şeyleri çok severim ben. Türk kahvesi. Evet. Güzel olmuştu. Evet değişik şeyleri sevdiğim belli canım. Yani çok değişik şeyler yapıyorsun. Yapmışsın. Pardon. Evet bence çok güzel olmuş ya. Bak bu çok güzel bir söz oldu. Evet. İnceden bir dokundurdu yani şu an. Reçeli gerçekten sen mi yaptın? Hı? Ben yaptım tabii ki de. Tarif etsin. Nasıl yaptın? Bir tarif et. Anlatayım. Anla. Bir tane ayva aldım. Bir tane ama. Bir tane. Bir tane. Ben normalde alışveriş yaparken bir tane de soğan aldım. Soğanla ayva demeyeceğim. Her şeyi birer birer alırım ben normalde. Bir tane ayva aldım. Ayvaları güzelce soydum. Doğradım. Çekirdeklerini ayırdım. Limonu da ayırdım. Limon? Ayvaları ufak ufak hani limon. Ne alaka ayva reçelinde limon? Olur mu öyle şey? Limon onu şey yapıyor. Koyulaştırıyor. Tabii. Ondan sonra ayvaları ufak ufak doğradım hemen. Şeyin içine attım. Şekerle biraz beklettirdim 5 dakika. Sonra suyla şekeri iyice karıştırdım. Ayvanın çekirdeklerini bir poşete koydum. Yani tamam, bir sakin sakin yavaş yavaş anla. Bir tüle koydum, bağladım. Okan şu an yazıyor. Sakın buna inanma. Sonra soğumasını bekledim. Buzluğa attım hemen onları. Kabın içine onlar dondu. İnanmıyorsan kapta getirebilirim yani. Kabı gösterebilirsin.
Bunu hangi ara yaptı, hangi ara soğuttu, hangi ara servis etti? Şu an seni kandırıyor resmen. Marketten almış işte, dondurmanın üstüne koymuş. Anladım, tamam, senin yaptığını anladım. Evet, peki, ben yaptım. Reçeli ben yaptım dedi. O da inanmadı. Tarif istedi, ben de tarifi olduğu gibi verdim. Doğru dedi, inandı. Okan, bunu yedin ya, vallahi helal olsun. Çatlayın, peki, patlayın. Peki, benimle ilgili merak ettiğin sorular var mı? Varsa. Sen zaten merak etmiyor. Neden soru sorsun? Peki bir şey soracağım sana. Mesela evde benim sözüm geçer, senin sözüm geçer. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dobro olmanı istiyorum. Yani ben samimiyetimle seninle konuşuyorum ya, senin samimiyetine gerçekten inanıyorum. Bana o yüzden doğru ol. Yani benim hatunun sözü geçer dersen söyle yani bunu. Ama benim sözüm geçer dersen benim sözüm geçer. Hem de temizlik yapacak, hem de çocuklara bakacak. Çocuk bakacak, hem evde onun... Arya'nın sözü geçecek. Tabii ki benim ama eğer... Öyle mi? Yani. Sence de geçmesi lazım değil mi? Ya öyle derler ama genelde hep kadınların sözü geçiyor. Mesela benim sözüm geçer. Nasıl yani? Nasıl geçirtebilirsin ki bana sözünü? Ya mesela şöyle. Bizde geçmez. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela ben sofrayı kurdum, ettim falan filan, misafirler var falan. Ben koştum mutfağa gittim. Hayatım çabuk sofrayı topla hemen. Yapmam. Aşkım ne olur topla. Yardım et bana. Yani ucundan tutarım ama hepsini yapmam yani. Ama yaparsın yine değil mi? Ya bir parça götürebilirim. Yani yardım sana edersin. Yardım etmek adına ama sofrayı ben tek başıma toplamam yani. Bu senin işin olmalı. Ha, sözü geçmeden anladığı bu kadar yani. Bu sözü geçmek mi Allah aşkına? Resmen iş yaptırmaya çalışıyor. Nasıl işleri Okan'a kakalarım diye düşünüyor. Adını da söz geçirmek koydu. Akşamları ucundan benimle koşar mısın? Koşarım. Spor yaparım. Adam temizlik mi yapsın? Çocuk mu baksın? Sofrayı mı toplasın? Seninle koşsun mu? Ne yapsın yani? Ve dinlesin. Sözü geçsin. Annesi de 2-3 gün temizlik yapsın. Arya da ayaklarını uzatsın, otursun. Senin en garip bir huyun var mı mesela? Yani öyle açıkçası bir garip bir huyum yok ya. Beğenmedin mi bu arada? Ayvaları seçebilirsin, dondurmayı beğenmedin. Dondurması güzeldi. Öyle söyleyeyim sana. Ayvayı beğenmedin mi? Açıkçası pek beğenmedim. Ayvayı beğenmedin. Aynen, öyle söyleyeyim. Zaten ben yapmadım. Sonunda itiraf etti ama ben gerçekten onu yapmadığını anlamıştım zaten. Ya gördün mü işte? İlk günden yalan söylüyor sana. Yani laf yapmasını biliyorsun ama lafta, icraatta yok. İcraatta yok mu? Hı? İcraatta yok. Baksana. Lafla peynir gemisi yürüseydi, oho! Öyle demedin mi? Bir ben yapmadım dedin ya. Yani. Lafta boş, icraatta yoksun. Öyle anlaşılmıyor ama. Çok oldum, oha falan oldum yani şu anda. Bir dakika. Niye ki yani? Çok sinirlendim şu anda. Git su iç o zaman. Yani sen bunun üzerine böyle söylediğin için ben şu anda bu cümleyi kullandım. Yani anlattın. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana kötü bir sürpriz dedim ama. Sonra dedin ki bunu ben yapmadım. Ne, marifette bir şey yok mu? Sabahtan akşama kadar ben senin için sofra hazırlamışım. Yaprakları kendi elimle toplamışım. Daha ne olacak yani? Bence bunda da bir şey aramasın. Sen soru sorabilirsin. Ben çok konuşuyorum. Şimdi birazdan sen çok konuşuyorsun falan dersin bana. Ya çok... Sen bana soru sorabilirsin. Çok yani konuşmuyorsun. Ben soruyorum ya hani böyle. Birazcık da sen sor. Sen bir bozuldun ama ya. Ben bozulmadım. Niye bozulayım ya? Böyle sen bana gerilim. Beceriksiz dedin. İcraat yok dedin. Her şey lafta dedin. Ama yine surat yapmıyorum. Azıcık bozuldum tabii. Bozulmadım değil. Doğru. Beceriksizsin yani. Dondurmayı kaba koyup getirdin yani. Ben yaptım diyorsun bir de. Yani ben... Ben sonuçta emek verdim. Bu yaprakları var ya, bu masada şekil yapacağım diye ben topladım biliyor musun? Küçük çocuklarla parkta topladım ben bunları. Ya yine bir çılgınlık yaptım. 3 yaşındaki çocuklarla topladım. Çocukları sever misin? Çok severim. Çocuğumuz olsun ister misin? Çocuğumuz kaç olsun... tane çocuğumuz olsun istersin? Yani 3 tane isterim. Hı? 3 tane isterim. 3 tane. Daha fazla? Daha fazla. Eğer ki ilişkim çok zemini artık çok iyiyse... Artık ben evde çocuklara bakarım, sen sahnede şarkı söylersin. Yani bir kadının görevi sadece çocuklara bakmak mı? Yemek pişirmek mi? Halı yıkamak, malı silkelemek? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben ya. Böyle ilişki istemiyorum yani. Tamam tatlım, demek ki o aday Okan değil yani. Annem bakar, sen sahneme gelirsin. Sahnemden alır beni eve götürürsün. Çocuklara bakarsın. Ne olmuş yani? Ama ben her zaman bunu yapamam. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben sana her zaman yapma diyorum zaten. Her zaman yap demiyorum. Haftanın 3 günü yap. Ne olacak? Haftanın 3 günü ben...
Üç gün diyorsun ya. Hadi iki gün, iki gün yap. İki gün yap. Çocuklara iki gün bak. İzinli olduğum günlerde her şeyi yaparım çocuklarımla. Bu her şey hazır istiyor prenses. Hayır ben şeyi anlayamadım. Hani çocukları olunca da mı sahneye çıkmaya devam edecek? Ben mesela iddialıyım. Evet. Kendime güveniyorum. Özgüvenim tavan. Doğru olan da bu zaten. Yolda seninle yürüyorum mesela. Özgüveni yüksek bir insan mısın? Özgüvenim evet. Egoist çok fazla. Misin? Egoist değilim ama özgüvenim var. Çünkü kendimi biliyorum. Kendimi biliyorum ben. Şimdi Allah var yukarıda yani. Öyle değil mi? Evet. Seninle gördük bir tane benden daha güzel bir kız. Sonuçta herkesin bir şeyi vardır böyle. Güzellik sınırı vardır. Benden daha güzeli var. Hani o daha güzelinin de daha güzeli vardır. He. Sınırlama bellidir. Şimdi mesela sen ona böyle baktın. Kıskanır mısın? Hayır kıskanç değilim. Evet. Sen ona öyle baktın. Ben sana böyle baktım. Senin bana şey demen lazım. Ne demem lazım? Aşkım falan yanlışlıkla baktım değil. Hayatım sana bir şey söyleyeyim mi? Sen daha güzelsin. Sen var ya mükemmelsin. O ne, o senin eline su dökemez demen lazım. Demem lazım. Beni sürekli popo falan lazım. Oo. Güzel sözler kullanman lazım. Oo, sen ama böyle sen gördüğüm kadarıyla şımartılmayı seven bir tipsin. E, şımarım zaten. Şımarım da. Bunu kabul ediyorsun. Evet biraz şımarım. Öyle. Ama büyüdüm. Ben bunu her zaman yapmam. Arya kendinden bahsetmeyi böyle kendini övmeyi çok seviyor. Hani böyle beni pohpohlar mısın? Beni şımartır mısın? Böyle el bebek, gül bebek şey istiyor. Madem o böyle şeyler istiyor, ben de isterim tabii ki. Çalışıyorum, eve yorgun geleceğim. Arya'cığım bana masaj yapar mısın? Ayaklarımı yıkar mısın? Benim de isteklerim olacak tabii ki. Ay Okan bir söylesene şımarsın lütfen. O koca boyunun altında bir şımarsın Allah aşkına. Kazulet. Kızlar şey diyor, Allah aşkına diyor bir şımarsa ya diyor, bir görelim diyor. Şu an şımarıyorum zaten. Onun için ağzı yüzü bir yana kaydı. Karşımda çok özel bir insan var. Ona şımarıyorum. Oo, duydunuz mu kızlar? Karşımda çok özel bir insan var. Zaten ona şu anda şımarıyorum diyor. E, batırdı şimdi de toplamaya çalışıyor. Ne yapsın? Sürprizim için hazır mısın? Hazırım. Artık tatlıyı yemeyeceğim. Tamam zaten dondurması galiba. Da eridi dondurması zaten. Erimiş. Haberin olsun. Tamam. İstersen sürprize ama geçelim. Ama ilave edebilirim istersen. Yok, teşekkür ederim. Tamam. Sürprizi bir görelim artık. O zaman meraklandırıyorsun iyice. Şimdi sana gerçekten ama belki inanmıyorsun şu an. Her şey lafta diyorsun ama gerçekten yazdım. Bunu sana yazdım, sana özel yazdım. Bu senin şarkın. Tamam. Herkes bilsin. Bunu olur veya olmaz. Bu Okan'ın şarkısı. Peki bunu sahnelerde de söyleyecek misin? Kısmet olursa albüm yaparım. Senin özelin sahneye çıkana kadar. Gözlerinin nemine, açık kumral tenine, emir veren dillerine ben aşık oldum. Belki yolun sonu, belki çıkmaz sokağa. Kim bilir belki bu kader oyunu. Ben aşık oldum. Söz ver hadi bana aşkım. Söz ver hadi bana aşkım. Söz ver hadi bana aşkım. Hep yanımda kal. Söz ver hadi bana aşkım. Söz ver hadi bana aşkım. Söz ver hadi bana aşkım. Hep benimle ol. Bravo. Teşekkür ederim. Şarkıyı söylediğime göre. Bravo. Seni alkışlıyorum. Çok güzel olmuş. Aynen çok güzel söyledi. Umarım beğenmişsindir. Tabii ki beğendim. Ben acele de bunun altında kalmam. Sonuçta ortada bir emek var. Gerçekten. Sana teşekkür ederim bu şarkı için. Bir de sarılayım sana şöyle. Gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Beni onuru ettin. Nezaketen yapıyor. Boş ver hiç gerek yok. Ama kız güzel şarkı söyledi. Hak etti. Dedim ya kimse benim için şimdiye kadar bir şarkı yazmamıştı. Kimse senin için şarkı yazmamıştı. Kimse senin için belki yaprak toplamamıştı. Kimse senin için belki çılgınlık yapıp motosiklette hiç tanımadığı insanlarla yemek yapacağım, koşuşturacağım diye hiç uğraşmadı. Belki de birçok şey ama ben yaptım. Ben sana kalbimi vereyim. Tamam, alayım. Ben de o ara sen rahat rahat yaz, kızlarla muhabbet edebilirsin, sohbet tamam, edebilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Okan, Arzu ben, bir şey söyleyeceğim. Efendim Arzucuğum. Bir şey soracağım. Efendim. Gerçekten şarkı ve sesi çok güzeldi, etkilendin mi? Şarkının sözleri gerçekten güzeldi. Sesi de çok güzeldi. Beğendim şarkıyı. Sesi de güzeldi.
ama etkilenmedin. Ha, şarkıyı beğendim ama etkilendim mi? Bu bir soru işareti. Arya, çok güzel bir şarkı olmuş. Bu şarkıyı Okan'a mı yazdın gerçekten, merak ediyoruz. Evet, gerçekten yazdım yani. Hemen yazdım, bitirdim. Güzel bir şarkı oldu bence. Daha da çalışacağım üzerine zaten. Şimdi ona bir şeyler yazayım ben. Hayatta başarılar. Ben de bir beste mi yazayım buraya, ne yapayım? Yolun açık olsun, hayatta başarılar. Bol şans. Yemekler yenildi, şarkılar söylendi. Genç çiftimiz birbirini tanıdı. Artık Arya ve Okan ikilisi için günün sonuna geldik. Okan bakalım gelin adayımız için neler düşünüyor, hangi duygularını kağıda aktarıyor, çok merak ediyoruz. I'm the only one you need. Bence şarkı güzel olmuş, onu sadece yazacak. Ha, salatası da güzel oldu. Bence günün en güzeli şarkısıydı yani, ondan başka bir şey yoktu. Kızlar bence ne yazıyor biliyor musunuz? Arya, iyisin, hoşsun ama çok farklıyız. Seninle aynı kulvarda değiliz. Sana hayatta başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Arya, sence gece nasıldı? Kendini nasıl hissediyorsun? Yani mutluyum. Her şey bitti, oldu bitti. Maşallah, nazar değmez. İnşallah. Yarın göreceğiz arkadaşları da. Okan'ın kelimeleri kifayetsiz kaldı galiba. Baksanıza, mektubunu bir türlü bitiremedi damadımız. Okan mektubuna devam ederken ev sahibimiz Arya da sofrayı topluyor. Belki de tekrar Okan'ın gözlerine bakarak onu son bir kez daha etkilemek istiyor. Güzel şeyler yazıyorum senin için, haberin olsun. Bak, güzel şeyler yazıyor. O biraz yazarken gerilmiş gördüm sanki seni. Neyi gördün? Gerilmiş gördüm seni. Gerilmiş mi? Evet, böyle gerilmiş falan gördüm. Ya şimdi sen... Normalde öteki kızlara yazarken böyle gülüyordun yani. Böyle kahkaha atacak gibiydi. Gülüyordun yani, böyle dalga geçerek mi falan diye düşünüyordum hatta ben. Ama bu defa seni çok ciddi böyle. Çok şey gördüm yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana. Sen... benim için bir şeyler yazmışsın. Hoşuma gitti, böyle çok ciddi yazdın yani. Hı hı. Şarkılar yazmışsın, bunu kağıda dökmüşsün. Benim için besteler hazırlamışsın. Bu kolay bir iş değil. Değil. Ben de bu konuda pek becerikli değilimdir aslında, şarkı yazmak konusunda. Seni takdir ediyorum. Ama... Teşekkür ederim. Emeğine ve yüreğine sağlık. Hayatta başarılar. Açmıyorum. Bunu da içine koyayım hadi. Niye aynı bir şey yapıyorsun Okan? Bana çiçek koydun, oraya yaprak koyuyorsun. Söz vermiştin. Güzel şeyler yazdım. Buna emin olabilirsin. Evet. Yani bu kalbi benim için sakla. Peki, olur, saklayacağım mu? Tabii ki de. Tamam. O zaman ben müsaadeni isteyeyim. Müsaade senin. Hemen kaçmak istiyor bu. Ve günün sonuna geldik. Arya Şeref konuğunu kapıya kadar geçiriyor nazikçe. Arzucum, her şey için Arzucum dedim ya. Çok pardon, özür dilerim. Arya'cım. Arzucum. Maralucum da diyebilirsin. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ellerine sağlık. Senin ayaklarına sağlık. Dilim sürçtü, kusura bakma, yanlışlıkla oldu. Aynen öyle. Arya'ya pot kırdım. Arzucum dedim. Yani demez olaydım ama bir kere ağzımdan çıktı. Ne yapayım? Dilim sürçtü orada. İsteyerek yapmadım Arya'cığım. Kızlar. Efendim. Kendinize iyi bakın. Sen de. Zeynep, yarın seninleyiz. Evet. Yarın görüşürüz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Son gün. Ben de çok heyecanlıyım. Sözünde dur. Sürprizlerin de beni şaşırt, olur mu? Sana yarın harika sürprizlerim var. Çok Hı-hı. hoşuna gidecek. Tamam. Gerçekten en güzel geceyi geçireceksin. Sen de göreceksin. Çok konuşmak istemiyorum. Hı-hı. Yarın görüşürüz diyorum. Peki, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Kapıyı açayım önce. Şöyle. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpeyim seni. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Görüşürüz. Dikkat et. Tamam. Yorulma. Peki. Asansör yok çünkü. Tamam.
Ah, hiç hoşlanmadılar birbirlerinden. Gitmek için can attı yani. Evet. Bence de. Hayır, öpmeden önce kapıyı açtı. O kadar istemedi yani. Arzu dedi. Aynen, Arzu dedi. Ne diyeceksin bu duruma Arya? Modum düştü zaten, fark etmediniz mi? Şak yere düştü. Hala yerde. Müsaade edersen alabilir miyim? Müsaade senin Arya. Büyük bir hayal kırıklığı bu galiba. Arzu kim ya? Arzu kim? Dil sürçmesi olamaz mı? Değil ya, Arzu dedi ya. Arzu dedi ya. Arzucum. Arzucan deseydim bari. Olsun, ben de şey yapmadım zaten. Hiç umursamadım. Gerek yok yani. Sana da zaten maral dedi canım. Bana neden maral dedi? Çünkü ben de oradan ben maral. Hayır canım. Konuştuğun için hayır, ben fazla konuşmadım. Zaten. Sana maral diyor. Çok konuştuğu için sana maral dedim dedi. Tamam kızlar. Çok mu üzüldün Arya? Birazcık daha kibar olması gerekiyordu. Öyle düşünüyorum. Sonuçta ben ona beste yazmış, bir şarkı yazmışım. İddialı bir sofra hazırlamaya çalışmışım. Yaprak toplamışım ben. Yaprak toplamışım yani. Anladın mı? İnsan şey derdi. Ay sinirim bozuldu. İnsan mesela oradan Zeynep diyor ki, yarın sana çok güzel sürprizlerim var. O da diyor ki, beni şaşırt. Ama sen çok farklı şaşırttın onu Arya. Yani geçmiş olsun. Zaten ben seni şaşırtmışım, daha ne yapayım ben? Ama demek ki yaranamıyoruz. Onu cuma günü öğreneceğiz. Peşin hükümlü olma hemen. En kötü gün bugündü. İkinizde de gene bir nevze de olsa çekişmeli bir ambiyans oldu. Hani bir elektrik olduğunu düşündüm. Ama Arya'da kesinlikle onu düşünmüyorum. Arya kendine çok güveniyordu. Ben de göreceksin, ben de göreceksin yarın diyordu. Gerçekten Okan göreceğini gördü. Boyunun ölçüsünü aldı ve çıktı. Arya'nın çok garip istekleri vardı. Yani beni çok şaşırttı. Kafamda bir takım soru işaretleri oluştu. Ama bakalım. Hepinizin günü geçti. Yarın benim günüm. Yarın hepinizin adını unutacak, benim adımı da aklına kazıyacak. Yok canım, öyle bir şey olmayacak. Hep beraber göreceğiz bakalım. Görüşeceğiz. Cuma günü hep beraber göreceğiz. Göreceksiniz. Yarın benim günüm ve siz de hepiniz göreceksiniz. Bence cuma gününü bekleyelim. Fazla iddialı konuşma. O zaman bekle ve gör Arzucuğum. Bekliyorum ve göreceğim. Zeynep, bu güzellik var mı suyunda? Kapı çalıyor. Birini mi bekliyordun yoksa? Aa! Vay, sürprize bak.